ikramda yoktur üstüme güvenirim. Ben zevki be. En iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Esra Özkan, 28 yaşında ve 3 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimizin memleketi Sakarya. Haftanın 3. gününde İstanbul Esenler'den herkese kucak dolusu sevgiler. Evet, gelinimiz 3 yıllık evli. Kaç gündür böyle naif, böyle çok zarif bir gelindi. Sakin, sessiz, ne istediğini bilen bir gelin. Bir de kızı var, nasıl tatlı. Sete getirdi 2 gün, biz aralarda onu böyle sıkıştırdık, sevdik falan. Çok tatlı, bakalım belki bugün bizimle böyle kızını ekranların karşısına çıkartmayı kabul eder. Ama maşallah, ya da etmezse de hiç kusuruna bakmam. Çünkü nazar, yani bebeklere nazar değiyor. Ay maşallah, Allah isteyen herkese bebek nasip etsin. Şimdi hediyem orada bekliyor benim. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun Dışses? Bu defa zili çalıyorum. Hemen hediyemi alıyorum. Artık yeni taktiğim bu. Bir zor oluyor kutu elimde böyle basmaya çalış falan. Günlerdir beklediğim an geldi. Ekranların kraliçesi Aslı Hanım, evime hoş geldiniz. Ay ben seni yiyeceğim şimdi ya. Ne güzel, ezberledin mi sen bunu? Ay Aslı Hanım, günlerdir bekleyince içten geliyor. Diyorsun. Evet. Vallahi ezberleyip çalışmış gibisin. Gel. Yok Aslı Hanım, gel. Çok tatlı. Ay, ben de Esra gelinin evine geldim yahu. Bütün gelinler evinin kraliçesidir. Sizler siz de benim prensesiniz. Ama. Ya teşekkür, sizler de benim hakikaten. Prensesim, kızlarım. Çok teşekkür ederiz. Çok seviyorum sizi. Ay bir tanem hemen kapıyı kapat. Salon şurası galiba. Evet açık, evet salon. Aslanım, hemen geçelim, geçelim isterseniz. Hadi. Aslı Hünel ve gelinimiz salona geçerken hadi takılın peşime, size evi gezdireyim. Esra gelin salonunu lakşiri tarzda mobilyalarla dekore etmiş. Beyaz ve ahşap kombinli mutfağa pötikareli runner ve perdelerle renk katmış. Burası da Esra gelinin yatak odası. Oda lakşiri tarz mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Giyinme odası ise gümüş rengi gardırop ve açık raf sisteminden oluşuyor. Esra'cığım nasılsın, iyi misin? Aslanım çok heyecanlıyım. Evet. Çok tatlısın. Sizi görünce bir güç geldi ama. Geldi mi? Evet geldi. Tabii, heyecan yok, heyecanı kapının dışına atalım, dışarıda bırakalım. Tamam mı? Şimdi seni kısacık tanıyalım istiyorum ben. Tabii. Ne işle meşgulsün, çalışıyor musun, ne mezunusun? Şu anda çalışmıyorum, lise mezunuyum. 10 aylık bir kızım var, ona bakıyorum şu an. Çok güzel. Ne yapıyordun peki evlenmeden ve bebekten önce? Evet, evlenmeden önce çalışıyordum. Kozmetik mağazasında mağaza müdürüydüm. Aa güzel. Evet, sonra evlendikten sonra çalışmadım. Sonra da kızım oldu. Şu an zaten onun bakımıyla ilgileniyorum. Aa, bu Lina mı? Evet. Ay, ay alalım mı? Alalım. Tamam. Hadi maşallah diyelim, öyle alalım. Gel. Gel anneciğim. Çok bal. Bak nasıl gülüyor. Gel, bir ver. Aşkım. Oy maşallah, maşallah. Var ya, bu hemen yürüyecek. Evet aslanım. Ne kadar oldu bu annesi? Bak, 10 aylık. Bak, bak dur bakayım. Aa, sen 10 aylıksın. Bunlar ne zaman yürüyordu? Ya hemen hemen bir iki ay yürüyorlar. Vallahi bu hızlı yürüyecek annesi. Oy. Ne yapıyorsun sen? Kız maşallah, bu gözler kime çekmiş? Anneannesine. Anneanneye mi, evet, çekmiş? Evet, annemin gözleri mavi. Bakayım Linacığım. Aa, bir şey söyleyeyim, bunun arkası erkek. Ay, ay ağlama, hadi git annene. Ağla hadi. Gel anneciğim. Sıkıldı. Opa. Şimdi uykudan mı kalktı? Evet evet, uyuyordu aslanım. He? Bak elde ağzında emzik almıyor mu şu anda? Yok, emziği parmakları. Niye öyle, doğru mu bir şeyim peki bu? Aslanım şu an 2 yaşa kadar normalmiş böyle şeyler. Çünkü şey, emzik almıyor, biberon almıyor. Ha. Sadece anne sütüyle zaten. Anne hiç mama falan yemedi. Peki su içiyor mu? Bazı çocuklara su da hani verilmiyor ama. Aslanım ilk 6 ay ben de vermedim. İlk çünkü sadece ay. Anne sütü diyor doktorumuz. Evet. Ben de o şekilde davrandım. 6 aydan sonra ilk gıdaya başlayınca suya da başladı. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Güzel de kokarlar anne, ne güzel. Peki seni gördü, şu an mutlu. Evet. Mutlusun. Mutlu musun? Ay!
Utandık. Kapı çalıyor bu arada. Evet, kızlar geliyor. Gelinler geldi. Sen bir karşıla. Hemen karşısına Aslı Hanım. Bırakalım böyle. Şimdi hemen şu kabağımızı da alalım. Gelinle. Hemen. Gel anneciğim, misafirlerimizi karşılayalım. Rabbim dileyen, isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel bir kaptırmamaya çalışıyorum kendimi. Sonra biliyorsunuz niye benim yok ama olsun, ben de gelinlerimin bebeklerini seviyorum. O da güzel oluyor. Allah ömür versin onlara. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Size memleketimin yöresinden balkabağı tatlısı yaptım. Daha ilk baştan tatlı yiyip tatlı konuşalım dedim. Güzel düşünmüşsün ama ben hiç balkabağı sevmem. Olsun, benim için bir tane azıcık ağzına atıver. Teşekkür ben de ederim. Çok ben de sevmiyorum. Sen nasıl sevmezsin? Sen de Sakaryalısın. Hiç öyle şerbetli tatlıları sevmem. O yüzden görünce üzüldüm. Senin masanda da vardı. Ama evet, masanda da balkabağı vardı. İkram edeceğim tabii ki balkabağını. Kendi ikram ettiğin şeyi yemiyor musun sen? Esra'cığım bizi buyur et çekmişsin. Evet, burada ama bekleyin orada. Hadi buyurun, gelin kızlar evime. Bu yerdeki ne kız böyle? Almasam olur mu? Olur tatlım, nasıl istersen. Neyse, ben de çok sevmiyorum ama senin için nezaketen de olsa yiyeceğim. Afiyet olsun hayatım. Teşekkürler. Çok sevmiyorum ama yine de alacağım. Paspasları, bu paspas genelde dışarıda duruyor diye biliyorum, evet, ama içeri koymuşsun. Evet, dışarısı için yaptırmıştım ama sitede yasak olduğu için içeride kullanıyorum. Anladım. Melikciğim. Ben dün de sevmediğim için almadım. Bugün tamam. De almayacağım maalesef. Tamam. Haksızlık olmasın. Kapı karşılaması sevmediğim bir şeyleydi. Hoşuma gitmedi. Paspas da içerideydi ama yine düz bir giriş oldu yani. Benimkine benzer bir hal vardı. Onları bir şey beğendiremem. Ben kendim beğendim karşılamamı. Oldukça samimiydim. Misafirperverdim. Kabak tatlısı ikramıyla sizi en azından karşılamadım Aslı Hanım. Aklımdan ne geçiyorsa dilimde huyu var. O yüzden aklımdan geçti an söyledim ama pişman da değilim. Hiç sevmediğim bir içecek ama... Sen ne seviyorsun? Gerçekten de böyle misin söyledim. Yoksa yine iki vermek için mi bu ya. Numaralar? Belki ben onu kaşıklayacağım. Ben sana ikileri vermedim, yanındakiler verdi. Ona göre yani. Yine çok evet. Pahalı. Ama hayatım, benim indirimli alma şansım zaten olmadı seninle. Çok güzel bir hediye daha ekledim. Bayılacaksınız. Bugün bir biri olmuşsunuz, onu fark ettim ben. Hep onların biri olduğu gibi. 50.000 TL'yi hak eder mi? Hayır. Bence hak etmiyor. En azından... Çeyizinde olta yok. Beğenerek beğenerek gidiyorsun. Evet, görüyor kendini herkes. Puan toplamaya çalışıyorsun. Kayınvaliden çocuğunun bakımında her şeye çok fazla müdahale etse ne yaparsın? Kızarım. Az sonra. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk hanımlar. O nedir o elinde senin, senin de elinde kabak tatlısıyla? Evet aslında. Evet, karşıladım bir kabak tatlısı. Sevmiyor musun kabak tatlısı? Hem sevmiyorum ama aldım nezaketten de olsa. Ama her yere dökeceğim ve burayı mahvedecekmişim gibi öyle hissediyorum. Öyle mi? Evet, ben... Atıver ağzına. Ben seviyorum aslında kabak yesene. Tatlısı. Sizinkiler nerede? Aslı Hanım, ben dünkü şeyi de lokumu da sevmiyordum, almadım yani yemediğim için. Tamam. Kabağı da hiç sevmem. O yüzden haksızlık etmek istemedim, almadım. Anladım. Kabağı sevmem. Hiç sevmiyorum. Senin masanda da bir kabak tatlısı evet, var. Aynen öyle. Bir tebatlık var. Evet. Bir sen şey var. Acaba? Ben kabağın tadını bile bilmiyorum Aslı Hanım. O kadar evet, sevmiyorum. Evet, o ilk gün de aynı şeyi evet, söylemişti. O yüzden ona bir şey demiyorum. Dediniz ben de yani kabak tadı vermesin dedik ama yani. Ama bakmanda vardı. Kabak tadı vermesin. Tabii ki ikram edeceğim ama. Sen de iyi risk almışsın. Bu kabağı herkes hakikaten sevmez. Ben Sakaryalıyım. Yarama özgü bir şeyle karşılamak istedim. Güzel fikir. Bu da şimdi fikir. Yani bu da doğru söz. Ne dedin? Ama bir peçete istersen ver bence tabii, gelinlere. Tabii. Dış ses. Yardımcı olabilir misin? Ah bu dış ses olmasa vallahi. Ay iyi ki var. Bu gelinler ne yapacak? Ben bunu şevvali yedirmek istiyorum. Ben yemek istemiyorum. Niye? Canım ya, teşekkür ederim. Aslan hiç yemediğim bir şey. Ama uzattım. İlk dur unutulmaz bence. Teşekkür çin, ederim. Çin, çin, almak çin, istesem zaten Esra'yı kırmayıp ondan sen alırdım. Sen az değilsin. Sen yemediğin şeyi şevvale niye yedirmeye bence çalışıyorsun? Bence de. O tatlını yerse ben de yiyeceğim aslında. Beni yese doymayacak Aslı Hanım. Daha içinde. Aman sen ye. Ben damacım ver ben yiyeyim yedim. Ya. Ben yemek istemiyorum. Israr ettiniz. Ver. Dikkat ben çok beğendim. Çok dökülüyor. Afiyet olsun. Eline sağlık, çok teşekkür ederim. Oh. Afiyet olsun. Yemeyelim malını yerler böyle. Evet aynen öyle oldu. Ben şu peçeteni de. Esra'cığım ağzının tadını biliyormuş. Damla'nın da orada yaptığı gerçekten saçmaydı. Saçma buldum. Hani alıyorsun yani direkt ağzına atacaksın bu kadar işte yok döktüm yok saçtım kızlara işte şey yapıyor yer misiniz falan diye. Ya yemiyorlar sevmiyorlar.
Hani zaten ona ev sahibine de söylemişler biz sevmiyoruz diye. Almadılar. Ev sahibi bunu bu kadar sorun yapmadı. Damla bunu uzattı bence. Tabii bir risk almış ve kabak tatlısı ikramıyla sizi karşıladım. En azından boş karşılamadım aslanım. Diyorsun. Bu peçeteyi buraya mı bırakıyoruz peki? Ben alayım isterseniz. Tabii. Siz rahat edin. Bunu tamam, seninkini de alabilirim. Şu masadakini de al istersen. Tabii aslanım alayım. Şöyle bir ortalıkta peçeteler bir kalksın. Gel hayatım. Bir hediyeni aç bakalım. Ay aslanım çok teşekkür ederim. Rica çok da merak ediyorum. Hı-hı. Oh çok dar. Ya aslanım çok ya. Güzeller. Renk tonu da çok güzel. Evet. Üstüme de uydu. Pudra rengi. İyi günlerde kullan çok hayatım. Çok teşekkür ederim aslanım. Çok düşüncelisin. Rica ederim hayatım. Benim en güzel şeylerim. Evet, en güzel şeylere hakikaten layıksınız. Çok hepiniz. Teşekkür ederiz aslanım. Siz de öyle. Evet sen dilersen hemen sunuma geç. Tamam ikram aslanım. Edeceksen gelinlerimize. Evet. Vakit kaybetmeyelim. Bir bakalım bizi neyle karşılayacak gelin. Evet çok merakla bekliyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, kabak tatlısıyla karşılamasını sevdik mi, sevmedik mi? Yani olabilir, yöresinde o da o şekilde gösterdi. Yani ben sevdim çünkü evet. Hoşuma giden bir şeydi. Teşekkürler yüzlü gördüm ben. Evet. Beni öyle karşıladı, sizi nasıl karşıladı? Bizi de öyle karşıladı. Pozitifti değil mi? Evet. Yani zaten bugün üçüncü gün naif bir gelin, böyle bir sakin, kendi halinde, güler yüzlü. Evet. Bence hemen hemen herkesle de güzel geçiniyor. Evet. Ha? Yani evet, güzel anlaşıyor. Şey var mı? Yani. Yani. Evet. Esra. Efendim dış ses. Bu ne sakinlik ya? Canlan biraz. Yani ben ilk günden beri böyle sakinim. Çok heyecanlanmadım. Ama sen bu kadar yavaş olursan misafirlerin çok bekler. Hayır hayır merak etmeyin hiçbir şekilde bekletmeyeceğim. Her zamanki sakinliğimi hızlılığımla. Çünkü heyecanlanınca insanlar daha panik oluyor ve daha da yetiştiremiyor. O karıştırdığın ne? Ben sütümü kaynatıyorum şu an. Salep yapacağım sizlere. Şu an kış ayındayız. Çok iyi gider diye düşündüm. Artı sıradan Türk kahveleri artık gına geldi. Salep içelim dedim. Sütün içinde bir şey var gibi sanki. Tarçın var. Yani kızların şimdi evimi görünce kan şekeri tavan yaptı. Düşürsün diye attım. Her zaman dediğim gibi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bakıyorum da her şeyi düşünmüşsün. Ama bir şeyi es geçmişsin. Neyi? O kanatlı minik arkadaşı. Ay onlar kızlar mı getirdi içeri ne yaptı bilmiyorum. Yoklardı, kapılar açıldı, sinek doldu içerisi. Vallahi o arkadaş ikramlara konarsa hiç hoş olmaz söyleyeyim. En iyisi sen kovala onları, kış kış de. Kovalayayım, nasıl kovalayayım bilmiyorum ki. Bir şeyler bulmam lazım. Şu peçeteyle mi yapsam, ne yapsam? Ay gitmiyorlar da. Kızların bana oyunu bu. Yok artık. Kavanozda sinek mi getirdiler diyorsun yani? Ay bilmiyorum olabilir. Şu an her şeyi düşündüm dünkü çeşme suyundan sonra. Onu bunu bilmem de misafirlerin söylenmeye başladı. Bir şeyler yapsan iyi olacak. Sen git onları oyala en iyisi. Bir ses ben de hemen hazırlayıp geliyorum. Emir anlaşılmıştır. Ben kaçtım. Tamam bir ses görüşürüz. Şöyle bol bol atıyorum ki sonra pinti demesinler. Yoksa sen dünkü puanlamada mı kaldın hala? Evet aslanım. Burada en çok ön planda ben kalıyorum. Belki günüm geldiğinde beni de eleştirebilirsiniz. Tabii sen ki eleştireceğiz. Zaten böyle eleştirdin ama eleştirmek için, sizin gibi sinsi davranmadığım, açık sözlü olduğum için belki beni eleştirebilirsiniz ama ben sizin gibi yapmıyorum. Neyse sinsiden onu söylüyorum. Evet gerçekten. Evet sinsisiniz. Ben sizin o dünkü puanlamada gerilmenizi zaten hiç anlamış değilim. Evet çünkü üstüne alınmadı kimse benim söylediğimi ama bence doğru şeyleri söyledim. Kendilerini net ifade ettiklerini düşünmüyorum. Yorum yaparken ayrı, puanlamada ayrı davrandıklarını düşünüyorum hala. Yüksek mi vermişti? Yani yorumlarıyla puanı tutmuyordu bence. Ha. Ben öyle düşünüyorum. Dur bakalım ne olacak evet. Gelsin kendisi. Aslanım dün Şevval rakiplerine sinsi demişti hatırlarsanız. Ses. Sen sinsi demiştin Sar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Şevval. Yani sinsi de denmez hayatım ya. Sinsi ne sinsiliğini gördün kızın sen? Ben de biraz aklımdan ne geçiyorsa dilimde huyu var. O yüzden aklımdan geçtiği an söyledim ama pişman da değilim. Çünkü
Öyle gördüm. Ama yani biraz mazeret değil hani aman ben ne temiz kalpliyim ağzımdan ne çıkıyorsa işte söylüyorum. Aman ne güzel ağzımızdan her çıkanı biz söylersek hiçbir yerlere girmememiz, oturup kalkmamamız lazım. Evet ama izleyicilerin de bence benimle aynı fikirde olduğunu ben düşünüyorum. Sanmıyorum. Çünkü ben dün herkese tek tek bir açıklama, bir cevap verdiğimde... Bir dakika geldi Esra gel. Gel Esra arkandan konuşuyor gibi olmayalım gel geldim yerine. Geldim aslanım. Devam et sen. Sen hem bırak aşkım. Bana misafirperver değilsin falan dendi. Yani en azından misafirlerime o tarzda bir konuşma yapmadım. Hı hı. Yine de bunu belirtmek istiyorum. Evet. Bu kadar katılmıyorum ben dediğim. Ha. Pişman değilsin yani hala. Yok. Şey var. Ha? Gel. Esra belki unutmuştur. Neyi aslanım? Sana bir şey demiş. Ya unuttun değil mi onu sen ne dediğini? Aslında o üzerine alınmamıştı zaten. Hiç unutmam. Ya da üstüne alınmadın. Üstüme zaten hiç alınmadım aslanım. Çünkü öyle bir zaten yapıda değilim. Cidde valla bana da öyle gelmedin ya. Ben mi yanılıyorum? Kesinlikle değilim aslanım. Hayır bak sen de öyle değilsin. Şevval de öyle değil. Bakıyorum şöyle bu haftaki gelinlerim valla. Teşekkür ederim. Hiç yok ya böyle şeyler. Ben yakıştıramıyorum sizlere böyle kelimeleri. Zigon ister misin Şevval'cim? Yok böyle hallederim. Teşekkür tamam. ederim. Rica ederim. Güzel. Nedir bu hayatım ikram? Salep yaptım. Yanına da muzlu bir tart koydum aslanım. Evet sizi kış ayına uygun bir içecekle karşıladım. Üstünde de... Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım yazmış. Evet aslanım. Evet hanımlar. Güzel bir mesaj bence aslanım. Güzel, hadi öyle olsun diyelim. Nasıl bulduk sunumları? Bize sordun mu tarçınlı mı seversin, tarçınsız mı seversin? Ama belki alerjimiz var. Ama tarçın hayatım ya. Belki alerjim tutacak. Yenisini yok yaparım diyelim. Sana varsa. Ama var diyelim, varsayalım tuttu. Ne olacak burada? Canım sağ olsun, hemen gider yenisini yapar gelirim. Sen sonuçta benim misafirimsin. Teşekkür ederim. Aslanım ben canım. Bir şey demek istiyorum. Söyle. Girişteki gibi olacak ama gerçekten hiç sevmediğim bir içecek. Ama canım sen ne seviyorsun? Yani, biz ne yapsak sen hiçbir şey sevmiyorum diyorsun. Yani kabuğu gerçekte de böyle misin söyledim. Yoksa yine iki vermek için mi bu ya, numaralar? Tabii ki ben çok ön yargılı yaklaşıyorsun. Ben dün ama şu an bize öyle yaptın. Bir kere benim evim iki hak etmiyor. Bir dakika, yani bir hak eden senin evinde. Neyse bunu tartışamayacağım. Keşke biri verseydin düşünceleri keşke o zaman. Keşke verseydim. Vermediğin için İlk ben her gün doğru puan vereceğini düşünmüyorum. Hayır. Bundan sonra şöyle, görüşeceğiz. Şöyle salebini yani tarçını da sevmem, salebi de sevmem. Yani her insanın bir sevmediği içecek vardır. Ben sana şey senin yemekle içmekle hiç alakan yok. Zaten evet, ağzının tadı yok bence. Hiç çok şey zayıfsın sen. Bunu herkes söylüyor. Çünkü çok hani biri bir şey ikram ediyor yiyemiyorum. Ama misafirlik değil. Biraz zamak tadı. Yani nezaketen yiyebileceğim bir şey değil gerçekten. Ama muzlu şeyini tabii ki de yiyeceğim tadına bakacağım. Afiyet olsun. Sevmeni sevindim artık. Tatlıyı çok severim bu arada. Güzel. Taban çok beğendim. Demir galiba. Evet. Metal. Taban ve tatlıyı koyduğun cam kaseyi de beğendim ama. Cam değil o da metal. Metal. Metal o da. Evet bu da metal. Ben cam gördüm. Beğendim. Baktığımda güzel duruyor ama bir tık böyle bir sadelik var tabakta baktığımda. Ama şey gold kullandım ya daha ne ekleyebilirdim ki? Bu sefer de diyorsunuz ki hani çok ağır olmuş. Yani tam şu an ne ekleyeceğini ben de düşünmedim ama bir sadelik duruyor ama baktım mı şık duruyor. Ne mesela ne olabilirdi? Yani yanına böyle bir çiçek koyabilirdi ya da... Mesela böyle uzun kabuk tarçın kabuk olabilir tarçın miydi dekor olarak? Bu arada tarçını portakal. Da hazır alıp toz dökmedim. Tarçından rendeledim o şekilde. Ne diyorsun ya? Evet. Vay be. Kaşık da olabilirdi bence. Belki ben onu kaşıkla yiyeceğim. Peçetenin üstünde kaşıkla bir kaşık yiyecek. Da olabilir. Yok galiba. Bence tarçını karıştırmak. Hayır aslında anlayamadım kaşıkla yiyeceğim. Zor işte. Belki yemek istiyor canım. Ben sana ikileri vermedim yanındakiler verdi ona göre yani. Bir bana bilenmiş gelmişsin. Ona göre bence derken. Bence şu an verdiğimiz puanlara göre birbirimizi eleştirmeyeceğiz. Bu arada yanlış evet. düşünüyorsun. Dün kaldı. Dün evet. dün kaldı. Güzel. Bugün dün senin evindeyim. Evet. Bugün benim günümdeyim ama dünden devam etmesini istemediğim için vurguluyorum aslanım. Hatırlatma yaptım. Kesinlikle. Sence bizim gelinler unutur mu ya? Unutur mu kime ne verdi? Bak bakayım o gözlerine. Bak bakayım gözlerine. Bak bakayım ben de gözlerine. Aslanım işimize geldiği gibi. Yersin. Aynen öyle. Sen onu bunu bırak şu fincanları kaça aldın onu söyle. Kaç? İkili ikili onlar satılıyor renk renk. Ben 8 tane almıştım. Bugün hesaplayacak. Esra'cığım. 750'ye geliyor. 7 neyi? Tanesi? 6, hayır. 8 tanesi. 8 tane 700 emin misin? Evet aslanım. Çok uygun. Ama ben 3 sene önce aslanım öyle düşün. Ha, ama güzelmiş bak 3 sene evet. önce
Yani şu an aldım desen tamamdır yani. Evet. Güzel, şık. Evet. Tepsilerin fiyatı nedir? Şimdi onlar da doğum günümde komşularımdan hediye geldi. Fiyatını bilmiyorum. Hmm. Yalnız salep çok güzel. Bu kutuda mı? Esra'm ben de içeyim. Ben kaynattım Aslan'ın. Görüntülerde de izlersin. Ne diyorsun? Evet. Vallahi güzel yapmış. Bence. Salep'in tadına ben de bakamayacağım. Beğendim. Çünkü hiç sevmiyorum. Gerçekten ya. Hiç içmedim. Aa. Yani hep içtiğim hiç zaman mide, evet, bir kere denedim. O da benim çok midemi bulandırdı. Gerçekten onu içemeyeceğim. Ama tatlının tadına bakacağım. Evet, o zaman bakın. Size getirdim zaten. Zaten salebin olayı tarçındır. Yani zaten hiçbiri salebi de sevmiyormuş. Anlamadım. Zaten bazıları hiçbir şeyi sevmiyor. Yani önüne başka bir şey de koysam onları da beğenmeyeceklerdi eminim. O halde saleplerini içmek isteyenler içsin ve biz salon yorumuna geçelim. Geçelim aslanım. Esra Gelin'in salonu luxury tarz mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Pliseli, gold ayak detaylı oturma grubu krem ve füme olarak kombinlenmiş. Gold ayak ve mermer tablo detaylı televizyon ünitesi çok şık. Ancak raflar, aksesuarlar ve asma dolap biraz karmaşık görünüyor. Kapıya en yakın yerde konumlandırılan yemek bölümü yerleşim olarak doğru. Mermer tablolu masa ve füme sandalyelerin uyumu güzel. Sık platüller ve açık gri fon perdeler salona çok yakışmış. Aynı şekilde sonsuzluk desenli ipek halı ve mermer desenli orta sehpa da salona uygun seçimler. Son olarak salon dekorasyonunu uyumlu bulduğumuzu belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Esra'cığım, öncelikle şunu sormak istiyorum. Ev kira mı? Evet Aslan'ım, kira. Hı hı. Kaç metrekare salonun? Oldukça geniş. Nette 185 metrekare. 185 metrekare. Hanımlar, epeyce şey var salona, şöyle evet, bir bakıyorum. Evet. Çok dolu. Uyumlu parçalar da görüyorum şimdi Allah için. Eminim ki eleştirmek için eleştirmeyeceksiniz. Doğru yorumlar yapacaksınız. Senden başlamak istiyorum Esra. Ben direkt avizeler diyorum Aslan'ım. Avizeleri ben beğendim. Yani hoşuma da gitti, direkt fiyatını sormak istiyorum. 750 liraya almıştım ikisini. İkisini beraber. Çok iyi fiyat. Ve Rose Gold farkındasın değil mi? Evet. Rose Gold. Diğer ama metalleri de sanki Rose Gold. Yanılıyor muyum? Ne diyorsunuz? Evet. Şefacığım, senle devam edelim. Rose Gold detaylar birbiriyle uyum sağlıyor salon içerisinde. Mobilyası ağır, fonları da çok ağır. Ben bir yerde sadelik isterdim. Halısı çok çiğ kalmış. Objeleri... Orada bir dur. Yavaş gidelim. Halısı çiğ kalmış, otorite konuşur gibi konuşuyor. Bunu kaldırın buradan gibi. Şimdi halısı çiğ kalmış derken neden halıyı çiğ buldun? Ne renk olabilirdi? Esra'cığım, istersen sen söze gir. Senin yerine ben evimi savunmayayım. Evet, şöyle, mobilyalarım ağır değil. Spor şık. Öyle avantgard falan değil. Ağır mobilya deyince avantgardlar diyor. Benim eşyalarım avantgard zaten değil. Gayet klasik spor şık hatta deniyor. Tüllerimi düz kullandım. Fonlarına yanına gayet gri, yani çok fazla karışıklığı da yok. Koltuklarımla, mobilyalarımla uyumlu olduğunu düşünüyorum. Peki halının rengi için hanımlar ne düşünüyorsunuz? Hani bütün herkes aynı fikirde mi? Merak ediyorum gerçekten. Ben halının rengini beğendim. Evet, bana da öyle gözüme batmadı. Halısını küçük buldum. Biraz daha büyük kullansa salonundan daha şık durabilir bence. Ama artık biraz halı öyle çok döşeme gibi kullanılmıyor ya. Daha çok aksesuar olarak kullanılıyor. Salonun zaten büyük ama büyük halıların salonu daha güzel gösterdiğini düşünüyorum açıkçası. Bir de yemek masanın altında da halı beklerdim. Ama yemek masasının altında halı kullanılmıyor. Bence ya. Orası biraz çıplak kalmış. Halı olmalıydı ayakların Yok, altında. Yok, artık hiç kullanılmıyor. İnan, gittiğim yerlerde de evlerde de hiç görmüyorum. Yemek masasının altında halı kullanılmıyor. Çok önceden kaldı. Sen ne diyorsun? Yemek masasının altında halı olmalı mıydı Şevval? Bence de böyle daha iyi. Kullanılmamalı bence. Değil mi? Büyüklüğü için ne düşünüyorsun halının? Bence uygun aslında. Çiğ buldun ama büyüklüğü için. Renginin çiğliği mesela renk olmasın. Bu açık renk olmasını aslında sevdim aslında. Hani kanepesi açık renk, parkesi koyu patlamamış mı yani? Evet aslında. Kanepenin tonlarında olsaydı biraz bence daha şık durabilirdi. Halı bu kanepenin, açık renk kanepenin tonlarında. Ben buradan böyle görüyorum desen. Evet. Ben buradan görüyorum o. Vallahi böyle görüyorum. Kesinlikle öyle. Bak dün senin halını da beğenmiştim. Grili gibi biraz. Bu halıyı da uydurdum yani. Çok zor, ben halı beğenirim. Evet Hasan'ım, mobilyalarımla gayet uyumlu. Seninkini de beğenmiştim. Bak ben 3 gündür güzel halı görüyorum. Teşekkür ederiz. Halım ipek halı bu arada. Ne kadar fiyatı? Aslı Hanım, 2800 civarıydı Aslı Hanım. Tamam ama şu anki güncel fiyatı da 9-10 bin civarı diyoruz. Sen ne diyorsun?
Ben havasını genel olarak beğendim ama küçük buldum salonuna. Evet. Genel olarak bir yorum yapacaksam da koltuğu, yani mobilyasını beğendim, tüllerinin fonlarını beğendim. Sadece benim salonumda bir saat konuşulmuştu ama saatini hiç yakıştıramadım. O duvara da küçük kalmış çok birazcık. Onun dışında çok fazla obje görüyorum. Bir tek gözümü yoran o. Saat yordu. Saat ve mobilyaların saat üzerinde... hem küçük diyor hem yordu diyor. Büyük saat göz yorar. Hayır, yanlış oldu. Şöyle yorumlayayım. Saatini duvarına göre küçük buldum. Bende hiç yoktu ama büyük duvara küçük de koymanı doğru bulmadım. Onun dışında ama sadece... Ama duvarın büyüklüğüne göre saat konulmaz ki. Ama küçük uyum gözüküyor. Uyum sağlaması ufacık için. Ufacık gözüküyor yani koskocaman duvarda. Ufacık da değil, şu an çok abartıyorsun. Ya sen bende öyle bir saat var ki dediğinde ben görsel kocaman ben bir saat bekledim. Ben öyle bir saat var ki demedim. Saat artık benim duvarımdaki saate saati göreceksiniz deyince ben öyle demedim. Dedim ki bekledim. Aynen şöyle dedim. Artık saate bakmak için konulmuyor. O da bir aksesuar. Uyumlu olduğu sürece gayet şık duruyor uyum salonda dedim. Öncelikle ben perden hakkında konuşmak istiyorum. Dün benim perdem eleştirildi o kadar uyumlu olmasına rağmen. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Oradaki gri ile buradaki gri çok farklı ya da yansımalı birazcık. O kesinlikle çok uyumlu. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Tonlarından bahsediyorum. Birazcık açık kalmış. Koltuğunun grisine göre bunlardan bahsetmek var istiyorum. İşte. Bunlardan bahsetmek istiyorum ki bende de vardı aynısı. Zaten her şeyin şurada. Onda 2-3 tonu var evet, zaten. Evet Aslı'nın. Birazcık karışık geldi, göz yorucu geldi. Bakın şöyle baktığınızda zaten bu renk tonların aynıları var orada. Mobilyasıyla uyumlu ama yani daha sade de karışık olabilirdi bence. Ben biraz şey buldum, sade biraz karışık buldum. Ben içeri girdiğim zaman... Aslında sade sevmiyorum ama... Bakır gördüğüm için koltukları da ağır değil dedi ama yani aslında ağır anlayışım benim biraz daha şey böyle. Mesela Elif'in evine göre burası ağır bir salon ya. Tabii ama onun için çok spor bir salon. Orası hatta spor. Dedik burası ki oturma odası luxury gibi kaldı. Ağır, evet. Peki luxury o zaman. Evet, toplamı 3000 lira. 3000 TL bu evet, odanın kardeşi. İçeri girdiğim evet. zaman dikkatimi yani baktım böyle uzaktan çok güzel görünüyor. Fakat detaylara indiğim zaman hani aklıma takılıyor benim koltuklarımın... Şuralarının uyumları da konuşulmuş. Evet, benim hepsi çekti. Aynı. Bu tahta gibi sanki... O ama tahta değil, metalleri hep aynı. Metale bak ayaklarına. Hayır, bununla bu farklı gibi gördüm ben ama... Onunla o değil, biz onu konuşmadık. Evet, ayağını... Bu ahşapla orta sehpasına bak, aynı. Aynı. Zaten aynı. Takımı hepsi. Galiba. Evet, takım hepsi bu. Takım. Ama genelde içeri girdiğimiz zaman oturma odan uyum içerisinde güzel teşekkür gözüküyor. Teşekkür ederim. Şöyle evet. baktığım zaman güzel gözüküyor. Kanepenin fiyatları? Ünitem, konsolum, masa takımım ve koltuklarım, orta sehpam hepsini birlikte 35 bin almıştım. Wow, 3 sene önce. Evet. Şu anda 100 binden. Aslanım şu an fiyatını evet, biliyorum, değil. Söyleyebilirim isterseniz. Ne kadar? 150 bin civarında. 150 bin. Evet. Evet. Hiç konuşmadınız ama kanepesini nasıl buldunuz? Biraz hani... Farklı. Ben, burada farklı. Pineleri var bakın. Evet. Çok farklı. Ben beğendiğimi söylemiştim ama evet, kimse aslında. Duymamış artık galiba. Artık avantgardtan ya da... Ben de duymadım. Mobilyasını ve perdelerini beğendiğimi söylemiştim. Ayrıyetten aynaların da çok hoş. Bir de televizyon ünitendeki şey, o kutu televizyonun üstünde duruyor. Yani aşağıda bir yerde dursa... Hangi kutu? Duvara asılı olan. Dolap. Evet, yani televizyon... Dolap, öyle söyleyeyim. Televizyonun üstünde değil de böyle aşağıda bir yerde, yani farklı bir yerde şey, dursa... Ama o şekilde, ben tercih etmedim öyle. Zaten o şekilde. Gelip monte ediyorlar. Hmm. Yani şey... Ünitenin yerini... yani şey şekli o şekilde. Anladım ama yerini beğenemedim. Gözüme hoş gelmedi televizyonun üstünde olması. Ama nereye koyabilirim ki ben onu? Başka bir yerde kullanabilirim. Hani şey, ünitenin parçaları ya, şey televizyonun etrafında hiç olmasa oluyor. Da olurdu hiç aslında. Hiç olmasa da olurdu. Çünkü hani başka bir yerde atıyorum o... kanvas tablonun altında yerden yüksek bir şekilde de monte edilebilirdi ya da farklı bir duvara. Şu an misal veriyorum yani. Hmm. Ama takımı diye herhalde evet, takımı diye bir şey almak istemiştim. Tabii. Üstünde İstemişler. Olması benim gözüme hoş gelmedi. Ama böyle satıyorlar, ben de şimdi hatırladım. Televizyon evet, evet. Ama tam takım olarak olurmuş direkt. Tam takım olarak koymuş değil mi? Evet, buradan mutfağa göndereyim mi sizi? Evet, olur Hanım. Hadi gidin bakalım gelinimizin mutfağı nasıl? Yorumlarınız için teşekkür ederim tekrardan. Salonunu ben genel olarak beğendim. Sadece ben perdelerini beğenmedim, onun dışında her şeyini beğendim. Küçük ev aletlerini uydurmuşsun evet. ama... Ay bir sus artık da ben konuşayım, sabahtan beri cadderder. Mor zaten zenginlik demek, yani demek ki 50 bini ben alacağım demek. Foşur foşur ayıkla. Ay Esra koltuğuna sıçradı. Ay sıçrasın. Full battaniye görüyorum şu an. Senin yatağını dolduran neydi biliyor musun? Küçük Olta. Oyuncaklar. Keşke ben de Lina'nın oyuncaklarını isteydim de benimkine de dolu deseydim.
Yatak odası da çocuk odası. Günü geçtiği için biz ona artık hiçbir şeyi beğendiremeyiz. Dünkü peçetelerden sonra gözümüz açıldı. Görsem de görmesem de düşüncelerim. O zaman gününü oynamış olursun. Oynayacağım. Görmeden karanlık bilgin geleceğini olsun. Söylüyorsan. Evet. Gününü oynayan bugün hiçbir şey demiyor. Kınanda mı daha çok eğlendin, düğününde mi? İkisinde de, çünkü ben zaten evliydim. Kınamda hiç ağlamadık. Az sonra. Esra gelinin mutfağı spor tarzda dekore edilmiş. Beyaz ve ahşap kombinli mutfak dolapları gayet güzel. Alt dolaplarla ara fayansın aynı tonda olması göze hitap ediyor. Buzdolabının üstü ve yan tarafı dolaplarla değerlendirilmiş. Gelinimiz küçük masa, bench takımı tercih ederek pütükareli runner ve minderlerle renklendirmiş. Aynı desen fon perde ve farbaya da taşınarak devamlılık sağlanmış. Son olarak gri krem yansımalı yolluğu mutfağa uygun bulmadığımızı belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Hoş geldiniz kızlar içinizi ferahlatan mutfağıma. Hoş bulduk Esra. Evet, yorumlarınızı alayım. Mobilyalarını ve beyaz eşyanı modern buldum. Teşekkür Güzel ederim. Güzel duruyor ama tülün ve perde fon gibi duruyor. Fon bu perde. Biraz böyle köy mutfaklarını anımsatan bir modeli var. Perdenin rengini küçük ev aletlerine uydurmuşsun, evet. Ama mutfağının asıl rengine uysa bence çok daha güzel olurdu. Onun haricinde masanda da kullanmışsın. Masanı biraz büyük buldum. Rengi mutfağına... Ama mutfağım da büyük ya, zaten masam da büyük kalmıyor. Tam ideal geldi. Olabilir ama çünkü bence bu tarafta biraz... da sandalye kullanmadım. Bench kullandım. Hiç kapatmıyor önü. Ortası açık, kapalı değil ama bence biraz büyük kalmış ve fazla ağaç kalmış. Mutfak dolabının rengini ahşap daha çok... Ahşap ya o da. Onun rengini daha çok beğendim. Hani onun tonlarına açık bir ahşap olsaydı ama çok ben güzel ben her şeyin orijinalliğinden yanayım. Bu da zaten orijinal bir ahşap. Hiç boyattırmadım. Mutfak masanda da kullanmışsın bu evet, moru. Evet, takım halinde diktirdim. Bench'ine de koymuşsun. Evet. Yani bir şekilde. Evet. Oturduğumuz morla uyumlu rahat oldum. Ediyorsunuz. Pembe mor bana uydu birazcık. Evet. Pembe mi? Bir tek gözüme batanlar bunlar. Onun haricinde diyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim. Ama perdelerime gelince mutfağım zaten büyük, geniş. Ben mor rengini de çok severim. Mor zaten zenginlik demek. Yani demek ki 50.000'i ben alacağım demek. Renkli olmayı da seviyorum. İçimi açıyor rengi. Ama sen biraz sadelikten yana olduğun için seni anlayabiliyorum. Yok hayır, mutfağın zaten... Biraz zaten konuşayım. Yok yok, söz vereceğim. Perdeyle alakalı söyleyeceğim ve bitireceğim. İç açıyor, mor kötü bir renk değil ama bence mutfağına hiç gitmemiş. Ama bunlar mutfak istedim. Perdesi olarak geçiyor. Bir araştır. Yok, doğrudur. Ben beğenemedim. Tabii modelini o senin de düşüncen. Çünkü mutfağın mobilyaların demem gibi beyaz eşyan daha modern duruyor. Ay bir sus artık da ben konuşayım. Sabahtan beri cadderder. Öncelikle dolaplarını uydurdum. Güzel bir uyum sağlamışsın. Bunu morla renklendirmek istemiştin ama beyazlığın daha çok. Ben beyazlığınla ve green'le bu ahşap rengini kombinlemeni daha çok görmek isterdim. Ama yine uyumsuz bir mutfak diyemem. Böyle başlı başına bir uyum. Şunlar da böyle başlı başına bir uyum olmuş benim için. Mobilyalarının yani beyaz eşyalarının fiyatını öğrenebilir miyim ben? Tabii. Biliyorsunuz ben 3 yıllık evliyim. Fiyatları ona göre değerlendirirsiniz. Buzdolabım, bulaşık makinem, çamaşır makinem 35.000 TL toplamı. Sadece bu kadarcık şey. Evet. 3 sene öncesine göre. Ha bir de pardon. Göre, burada mikrodalgam. 3 sene öncesine kadar bunların hepsi 30.000 liraya çok pahalı. Evet. Bence de biraz yani pahalı. Yani şöyle hepsinin iyisini almak istedim. İyisini aldım. Tabii İyi ki de almışım. Şu an çünkü 2 katı fiyatında. Her şey öyle 2 katı oldu. Birazcık sadece pahalı buldum. Sonra... Ama işte elektronik eşya ne kadar iyisine çıkarsan o kadar fiyat da çıkıyor. O yüzden. Peki, halına gelmek istiyorum. Halında gri kullanmışsın. Evet. Halını daha sade bir şey beklerdim. Çok göz yanıltıcı bir halı. Ama sade ya zaten. Aralarında yansımaları da var. Hem gri, krem. Yok sadeden kastım. Yani ya krem olsaydı ya ahşabının renginde ya da ne bileyim sadece düz bir gri. Sadece düzlük isterdim. Düz gri alsaydım taşlarım da o renk. Yok olacaktı halım. Yani bence düz gri beyaz değil de krem de olabilir. Mutfakta çok kullanışlı mutfakta olmaz hiç ama kullanışlı olmuyor biliyorsunuz yani ki. Yani bu bir de bu leke tutmayan bir halı. Dolabının rengine yakın bir renk, düz bir renk olabilirdi. Sadece düzlükten bahsediyorum. Bej gibi. Ya benim şöyle kullanma sebebim açıkçası mutfak halısı olduğu için. Hı-hı. Çünkü hani bir şey döküldüğünde falan daha bunlar yansıtmadığı için. Bu şekilde kullanmıyorsun ama değil mi? Bunu altına çekiyorsun. Hayır hayır bu şekilde sanki kullanıyorum. Bu halın leke tutmayan halılardan mı? Evet öyle. Mutfak halısı olduğu için öyle tercih ettim. Halının fiyatını ne kadar aldın? 1000 liraya almıştım.
yalnız. Yine çok evet. Pahalı. Bence iyi. Ama hani leke tutmayanlar. 3 sene önce evet, mi aldın halını da? Evet 3 sene önce aldım. O zamana göre bence de pahalı. Siz daha yeni evlisiniz. Ben 3 yıllık evliyim ama ben alışveriş yaparken hep daha kullanışlı, hem uzun süre kullanışlı bir şeyler aldığım için biraz daha iyisini almak hepimiz istediğim o şekilde. Fiyatları da o şekilde aldım. Biz de ben de o şekilde yaptım mesela ama ben mesela her şeyimi daha uygun tuttum ama her şeyin de en iyisini yaptım. Ama hayatım benim indirimli alma şansım zaten olmadı senin gibi. Senin eşin çünkü tanıdığı vasıtasıyla aldığı için indirimli aldı ama ben tanıdık vasıtası olmadığı için zaten direkt o fiyattan aldım. O yüzden uygun olmadı. Çevre çok önemli. Tabii ki. Burada. Esra'cığım tüllerini ne kadar almıştın? Bu tülüm ve perdem, bir de benchlerindeki örtü ve minderim 2500 TL tuttum. Çok değil mi ya mutfağına göre? Çünkü bunlar çok uygun fiyatlı aslında. Ben de kendime bakmıştım. Ya şöyle söyleyeyim, ben zaten bütün odalarıma toplu bir şekilde diktirmiştim. Şu an hani totalde bu kadar düştü oraya diyerek söyledim. Hı. Çünkü evim çok büyük, camlarım çok büyük. Haliyle de çok tutuyor. Peki masa ve sandalyenin takımını ne kadar aldın komple? 6000 almıştım. 6000 ama orijinal değil mi? Tabii tabii orijinal. Hanımlar. Efendim bu ses. Yorumlarınız bitti mi? Bitti. O zaman ödüllü oyunumuza geçelim mi? Geçelim. Şimdi sıra haftanın ödüllü oyununda. Neydi bu haftanın ödüllü oyunu? Çarşıdan aldım. Bir tane eve geldim, 1000 tane. Harika. Nar ayıklıyoruz. Ama size söylemeyeyim diyecektim ama. Vallahi dedim ki bugün söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Şimdi bizim hediyemiz gördüğünüz bu şık altın kolye. Evet tatlı hanım. Ama malum yeni yıl haftası diye ben buna bir ilave yaptım. Gerçekten altın çok evet, iyi olmuş. Cuma günü söyleyecektim sahi mi? Evet. Ama dayanamadım. Çok güzel bir hediye daha ekledim. Bayılacaksınız. Acayip ne değerli. Ne altın hanım. Acayip güzel ve tabii ki altın. Bir şey. Süper. Şu an... Acaba nasıl bir şey böyle? Kalın mı? Aa. Böyle mi, şöyle mi, şöyle mi, böyle mi? Ben heyecanlandım. Şu an ben de böyleliğim. Biz büyük terkenlerdim. Biz çok heyecanlandık. Şu an ben biraz üzüldüm. Ben de üzüldüm. Bizim günümüzün. Allah'ım niye üzüldünüz? Beni geçer. Ayrıca bakmayın bu yani bu da... Altın ve pırlanta yani pardon da bu da az buz bir şey değil. Değil tabii ki. Ben zaten Damla da beni geçince üzülmüştüm. Ha, şu an daha ne diyeyim? En çok ödül dağıtan programındasınız. Aslı Ünel'le evet. Gelin evindesiniz. Evet. Nasıl? Çok iyi. Evet en çok ödül dağıtan programındasınız. Akıllı olun, enerjik olun. Ödülü ben alacağım deyin. Ben alacağım Aslı. Ben şunları alayım gideyim. Yavrucuğum kuyumcu dükkanı gibi yapmışsın bu tarafı. Aslı Hanım rahat etmek adına, daha hızlı olmak adına gerçekten çıkarttım. Gerçekten. Evet. Oldu oldu sen rahat et. Biz bunları aldık. Aslı canınız sağ olsun. Ay canın var zaten. Olsun canım. Maşallah kim taktı bunları yavrum sana? Kocam. Eşim evet. Ay ki baktın. Peki. Sana 120 saniye veriyoruz. Şimdi sayıyorum ama dünü hatırlayalım. Dün kaç gram ayıkladın? 27 olması gerekiyor aslında. Evet 27 evet. Gram ayıkladı. Ve seni geçti Elifciğim. Evet geçti. Damla. Bakalım sen geçebilecek misin? İnşallah beni geçemez. Aslanım inşallah geçeceğim. İnşallah benim olur. Hem sürprizi duyunca o da sürpriz çok benim iyi olsun, motive geçme oldum. Beni. Hadi o zaman. Üçten geriye sayıyoruz. Üç, iki, bir, başla. Dedim iyi ki yaptı dedim. Ha. Bana kaldı İçim dedim. Ha, onu al önüne al bence onu sen. Alayım aslanım. Çek önüne foşur foşur ayıkla. Ay Esra koltuğuna sıçradı. Ay sıçrasın. Ay sıçrasın önemli değil. Bilezik mi geliyor acaba? Yani. Bilezik mi geliyor? Yüzük mü? Kolye mi? Acaba ne gelecek? Çift çift hediyeler veriyorum daha ne olsun. Esra. Suyunu almıyorlar. Esra. Oh, beyazları ayırın diyeceğiz Esra. Esra. Ayırabilirim sanki. Esra. Hadi yapacak Esra, mı hadi. Sence? Bence yapacak galiba ya. Ha, Şevval sen ne diyorsun? Bakalım aslanım. Suyunu ben çok sıkıyor ama. Suyunu çok sıkma evet. Yavrum. Sıkmıyorum aslanım. Biliyorsun suyunu ben sürdürüyorum. Ben de eşelemediğim evet, evet. Geç Esra. Evet. Ha? Şunu da hemen çıkarttım böyle. Nasıl sıkıyor? Böyle elini evet. Çek. Bunu da aldım. Ay Aslı Hanım yapıyorum. Bayağı iyi ama ayıkladı. Bitti ha. Bitti. Zamanın kalmadı. 10 saniye. Ben de onları kaldım. Evet. Ay.
Aman eline dikkat et kızım. Evet evet Aslan, zaten elim biliyorsunuz yaralı. Ay evet, avucunda da Ceylan kesik vardı kızımızın. Aslanım oo, ben galiba iki taraftan kesmedi. Ay dikkat et eline. Yeter merak bence aç onu kır. Tamam. Ha. Evet. Ay canım çekti. Gerçekten dolu dolu da bir nar görüyorum. Ay çok evet, sulu değil mi? Evet. Ay bence narı giyin zaten tam mevsimi. Tam antioksidan. Nar müthiş bol bir şey. Bol bol da güzel. Bol bol. Dedim ya Hataylılar buna tuz döküp yerler. Evet Aslan'cığım ben denedim onu. Aslan ben çok her şeyi kaldı. Her şeyi dökeceğim. Her şeyi dökeceğim. Yeter ki o bilekliği alayım. Ay hırslı vallahi, ne burcuydun sen? Balık. Balık. Kızım. Son 11 saniye. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Hadi bakalım. Ver bakayım kaseyi. Evet, beyazdan ayırıyoruz. Aslanım elim çok yanıyor. Ya ay hemen evet, elini... Bir ıslak mendil alabilir miyim? Hemen bir elini çalkala. Buyurun Aslanım. Benim burada biraz işim var. Nasıl da elime bakıyor dikkatli dikkatli. Gel sen ayıkla. Verin Aslanım. Tabii verin Aslanım. Aslanım farkındaysanız ben hiç arkamı bile dönmüyorum. Çünkü sizin adaletinize o kadar inanıyorum ki hiç bakmıyorum bile. Gerçekten. Gerçekten. Adaletim herhalde aferin. Aferin en sevdiğim gelin. Ay bunlar baksana yani şurada. O canım çekiyor öyle şey. Al ye sıyır bunları yersen. Birazdan ben onları birer birer yerim. Bence sen bunu yemeden önce ceketini falan çıkartırsın ha. Değil mi? Belki. Nasıl yok gidiyoruz? Yerken bir şey olmaz. Ben dolu ay vallahi yoruldum ha. Dolu gözüküyor evet. Ay, bunları bu oyun sizi yordu Aslanım. Ha? Bu oyun sizi yordu. Evet. Bu evet. Oyun ben mi oynadım siz mi oynadınız? Bence yani iki hediyeden birini ben hak ediyorum öyle diyor bana. Ha? Bence de Aslanım siz de hak ediyorsunuz. Sanki sırayla gidecekmişiz gibi geliyor bana. Bir şey söyleyeceğim. Hadi bakalım. Sizce kim kazanacak? İçinize ne doğuyor? Bence sırayla gideceğiz Aslanım. Bir, bir de iki, iki de üç, üç de kazanırız. O zaman ya. Yani. O zaman şey var mı? Bir de orta eder. Şey var bence çalışacak Aslanım. Biraz hazırlıklı gibi hissediyorum şey var. Ben. Ha? Aslanım inşallah nar ayıklamaya fırsatım olursa çalışırım vallahi ama benim asla öyle bir fırsatım yok. İnanın ben hiç yapma ya. Yapmadım. Vallahi ben de çalışmadım. Hazır. Yani nar ayıklamadan ilk günü. Evet ilk günü. Ay bu beyazları ayıklamak da var ya. Evet ha? Aslanım. Ama sen de hepsini atmışsın içine kızım ya. Az önce bir tane kocaman çıkardık. Ay dursun. Aa suyu geldi. Sonra da suyu geldi. Sen ama kendi ayağını şöyle biraz sıfır tutuyor sıcak koltuğa evet. Getiriyor Damla çünkü. Benim ama evet. Damlacığım lütfen. Heh, ya sakın damlamasın sonra aman kocası. Damlacığım dün o kadar halıları kaldıralım kaldıralım dedin. Benim mobilyama gelince. Kolyeyi şöyle de uzaklaştırayım. Damlanın eli titriyor aman koyarken aslında. Onu geçeceğim. Evet. Bak şu beyazı aldım bak. Ama hep suyu geliyor. Ay, hayır hayır. Kesinlikle sızıyor şu an. Evet, vallahi sızıyorum aşk olsun ya. İlk başta ben dökmüş olabilirim. Bak bak bak. En sonunda böyle bir süzeriz. Evet, ki ben size yerde bir taneyi bile alın koyun dedim. Fazla olsun dedim çok geldi. Yani Damlacığım. Çok, bak, çok yapmış musun? Çok ama çok yapmış. Helal olsun yani. Bence beni geçmiş olabilir Aslı Hanım. Ama inşallah geçmemiştir tabii ki. Damla gitti sürpriz o zaman desene. Kaçırma. Kaçırdık. Suyunu mu süz dediniz? Evet. Ay, bunlar vallahi aa, çok fena. Oraya da damladı. Buyurun Aslı Hanım. Biz hiç bu kadar detaya inmedik Aslı Hanım. Ben Kartın döktüm. Hayır ben dedim. Yanlışlıkla döktüm. Gerçekten bak. Al bakayım o altın kolyeyi oradan. Yılbaşı sabahı iş yerinizin kapısının önünde bir nar patlatın. Evet, yılbaşı bereket. Sabahı. Çok güzeldir, bereket. Şey evde de değil mi Aslan'ın evi? Evde de, bir de iş yerinizin kapısında da derler. Evet. Büyükler. Alayım Aslan. Bereket. Derler. Şimdi. Abi nasıl geldi? Hazır mıyız? 28.2. Bravo. Tebrik ediyorum. Hep narları büyüktü bence ama neyse. Narları yok artık. Peki. Damla kazansın Aslanım. Hak eden kazansın evet, diyoruz. Damla, Esra onu geçtiği için bozulmuş olabilir. Çünkü çok değerli iki hediyeyi kaybetmiş oldu. Yarın kimdeyiz? Bendeyiz Aslanım. Ay bir diğer Esra'dayız. Evet. Sinop'ta Esra. Bakalım sen Sakarya'lı Esra'yı geçebilecek misin? Sonra da Şevval var. Bakalım. Ay neler neler olacak. Şahane. Altın
setimiz mi acaba? Altın mı heyecanlandık. Bileklik mi desem? Ya çok değerli. İki hediye size takdim ediyorum sizin bu cuma günü. Tabii ki bitmiyor. 50.000 TL para ödülümüzü de acaba cuma günü hangi gelinimiz kazanacak? Gerçekten programımız, yarışmamız tüm heyecanıyla devam ediyor. Şimdi ben gelinlerimi yatak odasına göndermek istiyorum. Buyurun hanımlar. Gidelim. Esra gelinin yatak odası luxury tarzda dekore edilmiş. Aynalı kapitone detaylı yatak başlığı ve damask desenli kadife yatak örtüsünün uyumu gayet güzel. Ayna detaylı gümüş renk makyaj masası ve peluşlu puf birbirine çok yakışmış. Halı yerine beyaz postların kullanılması yerinde bir karar. Son olarak desenli fon perdelerle düz tül kullanılmasını beğendiğimizi belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle sadece gözüme çok batan halıların oldu. Halıların biraz daha böyle gri olsaydı ya da ne bileyim biraz daha kırık olsaydı, yani beyazlığı çok çiğ kalmış, onu demek istiyorum. Girer girmez sadece yatak odan... Beyaz gri uyumu daha iyi oluyor ya, krem çünkü daha böyle kahvelere yakışıyor. Odan da sadece beyaz bu var galiba değil mi? Bir de perden. Perdem. Aynı şekilde. Tamam. Yine halı. Halı hayır hayır. Pufu. İşte dediğim o da gibi beyaz tüyü, parken takım açık renk değil ya, koyu. Evet. O sebepten ötürü sadece çok çiğ kalmış. Hani ben buradayım diyor. Yatak odan çok şeşafatlı. Mesela aynalı, göçüklü falan. Ama ilk girdiğimde yatak odanın hani başlığı değildi. Evet. Halı dikkatimi çekti. Bu odan ben de kullandım. Aynı şekilde evet, evimde de görebilirsiniz mesela zaten. Mesela senin tonları nasıl, kahveye uydurmuş? Evet, kahveye uydurdum. Benimki gri ya, krem uymazdı bana. Ama parke rengimden bahsediyorum. Yatak odanla şey, uyumlu hani, değil. Parken koyu. Alamayız ki. Parken evet, koyu olsa ne olacak? Odamla uyumlu ben olması gerekiyor. Ben halıda Damla'ya katılmıyorum. Halılarını beğendim. O yumuşaklık. Halılarını beğendim. Sadece parkeye uydurmuyorum. Çünkü aynısından ben... Renk olarak da beğendim. O yumuşaklık hissi de teşekkür çok ederim. Güzel bu arada, halılarını beğendim. O konuda yani farklı bir renk olsa bence koyultsak o rengi, zaten yer koyu. Zemin de koyu kaybolur. Olunca kaybolur. Fiyatı ne kadar peki? Halımın 700 liraydı tanesi. İki tanesi 1.400. Ben de aynı şekilde almışım. Ben mobilyanı genel olarak beğendim. Teşekkür ederim. Hani hoşuma da gitti. Sadece ben yani perde düz, halıyla Damla'yla aynı fikirde değilim. Halıyı bu şekilde ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Düz olsaydı acaba daha mı güzel dururdu diye düşünüyorum. Düz beyaz mı? Evet. İlk başta çünkü ben... çok boğmuş gibi. Evet. Moru çok seviyorsun herhalde. Evet, mor severim. Detaylarda da kullandım. Şu şekilde gümüş mor uyumunu seviyorum. Bunun içinde de griler, morlar var. Aynı şekilde burada da kullandım. Kullanmasam da olurdu. Hani... Dur yani öyle düşmüş olabiliyorsun, hani beyaz da olabilirdi düz beyaz da. Ama ben farklı kullanmak istedim. Zaten salonumda beyaz kullandım, oturmadığımda öyle, mutfağımda öyle. Hani düz kalsın istemedim. Hani klişe türleri tercih etmedim. Bir tık boğmuş sadece. Mor gri. Evet, çok mor olmuş. Mor. Çok mor. Ben düz beyaz olsa bence güzel olurdu. Ziyade bu tonlamalı gitmesinden ziyade tülünün kalitesini çok beğendim ama teşekkür ederim. Düz renk olup fonların mor seviyorum dedim. Mor tonlarında evet, olsaydı bu deseni birazcık yakıştıramadım odana. Mor tonlarında o da hani hafif desenli bir şey olsaydı daha güzel olabilirdi. Teşekkür ederim yorumun için. Tülleri ne kadar aldın? Komple 30 bine diktirmiştim demiştim. Bunlar da 3.000 falan oluyor herhalde. Anladım. Ben mobilyanın fiyatını öğrenebilir miyim? Mobilyamı 20.000 almıştım. Ben devam etmek istiyorum. Dolabının aynalı olmasını beğendim. Yatak başlığında çok güzel. Teşekkür ederim. Bunun dışında kullandığın konveksiyon askın ve altındaki çantaları beğenemedim. Evin çok büyük, kirada olsa. Bu kadar büyük bir evde, o kadar büyük bir dolapta çantaların açıkta olması benim hoşuma gitmedi. Ama zaten onların kullanımı o şekilde. Konveksiyon ama altları zaten ya ayakkabı ya çanta için. Çok düzensiz ve karışık duruyor bence. Derken dizili bir şekilde, nizam bir şekilde dizili. Hani düzensizden kastın ne? Tekrar bak istersen çantaların tekrar çok karışık bakabiliriz. Duruyor. Karışık evet, değil, nizam bir şekilde, sıralı bir şekilde onun duruyor. Onun dışında bu mobilyaya dantel kullanmanı beğenmedim. Renkleri uydurmuş olabilirsin ama bu mobilyaya dantel gideceğini asla düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, bugün siz geleceksiniz diye onları sergilemek istedim. Hani gelin evi sonuçta. Çeyizimden bir parça size o şekilde göstermek istedim uyumlu diye. Normalde dantel hiç kullanmıyorum. Anladım. Sadece uyumlu diye, gözüksün diye kullandım annem ördüğü için. Keşke kullandığım gibi
görseydik biz de. 3 sene önce aldın değil mi bu yatak odasını da aynı şekilde? Tabii. Yoksa daha mı eski? Yok yok, evlenirken aldım. Hani nasıl eski alabilirim ki? Hayır, daha önceden alıp da mı koydun? Mesela nişanlık zamanında falan mı aldın? Yok, ben bitireyim Damlacığım. Sana belki keşke o zaman başka bir şey soksaydım. Küçük dantini. Keşke normal şartlarda, günlük hayatta kullandığın gibi görseydik. Ördüğün de... Zaten ekstra bir tek şey, danteli koydum. O da dediğim gibi hani işte programın formatı ya, çeyizdir vesaire. Ben onu bugünlük gibi değerlendiremeyeceğim ama üzgünüm. Yok, sıkıntı değil. Değerlendirirsen. Tabii ki var sonuçta şu an. Onun dışında yatak örtününe de farklı bir renk gördük. Perdelerini uydurmaya çalışmışsın ama bence... Aslında daha... perdelerimle uydurmaya çalışmadım. Çünkü zaten bunu çeyiz esnasında almıştım. Vardı evet. Zaten. Bence burada bir krem... Yatak örtüsü çok güzel bence durabilirdi. De. Krem evet, ama şey... Krem ne var burada tam evet, olarak? Hadi beyaz olsun yani, okey de. Krem dediğim çok krem değil. Biraz beyaz olabilir belki. Beyaz yani, okey de kremi anlayamadım. Gümüş açık renk halıların perden olmuş. Hani o tonlarda. Ama şey biraz ton, önce ton. Dedin ki mesela beyaz daha iyi uyumlu olurdu. Şimdi kreme döndün. Hayır yani yerden. Krem derken ondan kastım. Hep halıyı da beğendiğini söyledi. Damlanın üstündeki gibi bir renk değil. Yani... Tülüne ve halına uygun tamam, bir açık beyaz renk olsaydı, tamam hayatım, bence çok daha güzel gösterebilirdi. Ama işte şey ama dediği gibi, gri, perdesi eğer beyaz hiç kreme dair bir şey yok. Hayır merak ediyorum, burayı nasıl böyle bir Esra'yla şey yakıştırabiliyorsun yani. Bence beyaz ama da bak, yatak odası çok kırık benim tarzım değil. Kırık ben onu bir izah edeyim, hani hoşuma ya da giden gitmeyen şeyler var. Tarzı farklı. Tarzım asla değil. Yorumlamaya ama geldik. Ama sadece demek istediğim, ben bu halıyı çiğ buldum da sen beğendiğini söyledin. Şimdi buraya da krem söylüyorsun, az önce de çiğ beyazı kattın. Çiğ beyaz değil. Peki bir şey söyleyeceğim, krem diye tutturdum. Bak krem üstündeki, senin pantolonun rengi de krem. Şu anda bunu böyle yaptığımda yakışıyor muyuz bak? Dinliyor ona yakıştırılmayacak beni. Zaten başlığa yakışması gerekiyor. O zaten oraya geçemeyeceği için yani o yüzden şu anda öyle bak yaptım. Yanında duruyor, sağla yakışıyor canım. Mu? Ne var orada da krem, bunu sormak istiyorum. Esra, damladan bir müsaade alabilir misin? Çünkü... Damlacığım konuşsun, sen devam edersin, olur mu? Esra'cığım kremden kastım, krem derken hani Damla'nın üzerindeki ya da benim altımdaki gibi bir krem değil. Halın, nasıl bir krem? Halınla yani bak, bu beyaz gibi. Bu beyaz değil. Tamam krem yani, değil o zaman, kırık beyaz, beyaz diyeceksin. Kırık krem diyemedim diyelim. Dilim şey oldu, aklıma gelmedi konuşmak diyelim. Konuşmak için değil bence. Gayet hani bu renklerde olan bir yatak örtüsü de güzel olabilirdi. Red vermeseydik kremden devam edecektin ama. Açıklıyorum ama susmuyorsun ki. Red verdim diye açıklama yapıyorsun şu anda. Ben Esra'yı anlatmaya çalışıyorum. Tamam, devam edebilirsin. Ne bu kadar yorumun? Tabii Elif'cim sen beyaz araman normal perdede. Çünkü senin yarım tüllerin hep beyazdı. Salondaki yarım tüllerin hep beyazdı. Her şey yarım ve beyaz olduğu için senin yani, buna takılmanı gayet normal her buluyorum. Her şeyim yarım değildi. Camlarıma göreydi tamamen. Perdelerin. Hayır camlarına göre değil. Camlarıma değildi. Göreydi. Ben o kornişlerin o zaman neden camlarına göre onlar değildi? Onlar öyle takmışlar. Ben tüllerim kesinlikle camlarıma göre o yarım kalmış. Avizenin fiyatı bugün bir biri olmuşsunuz, onu fark ettim ben. Hep onların biri olduğu gibi sanırım. Yani dün aynı muamele bana yapıldı. Bence ben herkesten aykırıyım arkadaşlar. Ben bunu zaten fikrimi söylüyorum, bana hitap etmeyen bir yatak odası ve çok da hani böyle hoş olduğum bir yatak odasıyla karşılaşmadığımı da zaten belirtiyorum. Zaten şey, kimsenin evinde hitap zevk edecek evet, bir şey yok. Mesela sen ahşap kullanmışsın. Sen gri ve aynalı kullanmışsın. Kesinlikle. Ben toz almam falan filan vesaire. Ben bunu tercih etmezdim. Kendi uyduramadığım şeyler şey çok alıyor. Var. Mesela... Bunu söylüyorum. Ama sadece yapılan birazcık bir şey oluyor ya. Bak, hani konuşmak Esra, için konuştuğun zaman Esra sana bir cevap vermek zorunlu hissediyorum. Esra benim odama nasıl çocuk odası gibi dediğinde ben kendimi açıkladım. Evet bak aynı göçü, aynı döşü neydi? Saygı duydum. Bu seninkiyle çok farklı bir tarz. Hayır modeli aynı. Benim sadece böyle geliyor. Yatak odası değil. Bir dakika. Esra benim yatak odama da çocuk odası dediğinde fikirlerini söyledi. Ben kendimi açıkladım. Saygı duydum. Ben burayı beğenmek zorunda değilim. Tabii ki fikrimi söyleyeceğim. Beğenmek zorunda değilsin zaten. Sadece mantıklı konuşmanı rica ediyorum senden. Ben zaten mantıklı krem, konuşuyorum. Beyaz yani ben sana red vermesem veya başkası red vermese beyaz diye ısrar edeceksin. Bu rengi buraya yakıştıramadım. Okey. O zaman krem demeyeceksin. Esra'cığım yorumlardan sonra sanki biraz tadın mı kaçtı ne? Yok çok gayet enerjiyiz. Enerjiyiz. Artık buradan çıkmanız lazım çünkü Esra'nın çeyizi serilecek. Tamam. Çıkalım dış. Çıkalım dış ses. Buyurun kızlar. Yatak odası genel anlamda çok karışıktı. O da aynı şekildeydi. Perdesi grili morlu yatak örtüsüne uydurmaya çalışmış. Perdesinin bir tarafı beyaz. Alt mor, tekrar söylüyorum. Fonların da perdeye uydurmaya çalışmış. Ama halısını falan beğenmediğimi söyledim zaten. İşte haftanın en kıdemli yarışmacısı, 3 yıllık evli Esra Gelin'in çeyizi.
Çeyizde ilk dikkatimizi çeken gelinimizin annesinin el emeği, papatya motifli hırka ve çanta takımı, ayrıca renk renk örülmüş yün patikler, çeyizin olmazsa olmazı kenarları oyalı yazmalar, serum oyalı ve dantelli havlular gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Esra gelinin çeyizindeyiz hanımlar. Hemen dikkatimi bu hırka ve takımı çantası değil mi? Evet Aslı çekti, Hanım. Çekti, dikkati çekmeyecek gibi değil yani. Hırka okey ama çantalısını ilk defa görüyorum. Bu nereden esinlenmiş de çantayı yapmış, kim Aslı yapmış? Aslı Hanım, annemin ellerinden. Ay ellerine sağlık. Evet, annem böyle şeyleri çok güzel yapıyor, hazır derecesinde yapıyor. Valla başarılı, ne zaman ördü bunu? Evlenmeme birkaç ay vardı yaptı. Yani yaklaşık 3,5 sene olmuştur. Şu anda da giyiniyorum zaten. Evet. Güzel ama baksana, çantasını evet, kullanıyor musun gerçekten? Evet evet kullanıyorum. Onu taktığımda zaten içinde bir telefonum, anahtarlık, küçük bir yüzden yeterli. Aa, süper, ellerine sağlık. Peki senin yaptığın bir parça var mı çeyizinde? Yok Aslı Hanım, benim elimden böyle şeyler gelmiyor. Anneme çekmemişim. Öyle mi? Annem başka evet. neler yaptı derken bunlar çok Onların güzel. Onların hepsini annem yaptı. Şöyle bakalım mı? Dur renklere göre. Evet. Ben şunu ben bunu. Hangisi? Krem var mı? Evet o pembe çok güzeldi. Olan. Bak krem sana uyuyor. Evet. Ay çok beğendim. Tamam mı? Ay çok güzel. Renk renk. Renk renk. Ben de moru aldım. Biz buradan Mevlüt'e gideriz. Biz gerçekten. Hadi hepimiz böyle bir başımıza alalım. Yapılmış madem. Hiç kullanmadın mı bunları? Kullanıyorum aslanım. Mevlütlerde falan hep takıyorum. Nasıl? Kıyafetim yakıştı uygun. Nasıl? Yakıştı mı dış ses? Harika oldu Aslı Hanım. Ay teşekkür ederim. Ben sıkıştım burada. Çok sevdim ben. Bayıldım. Sen çıkardın evet, hoşlanmadım. Yok takamadım. Dolandı da. Dur ben yardım edeyim sana. Kaplıcanım. Kızıma yardım edeyim. Bu teşekkür kurdele ederim. İşi yalnız. Evet Aslı Hanım. İşi gözüksün şöyle. Güzel parçalar var çeyizinde. Dolu dolu görüyorum ama battaniyeler ağırlıkta. Bak 1, 2, 3, 4, 5... 6 pike, yani bayağı battaniye var evet, değil mi? Evet, battaniye yatak örtüsü. Bu annemindi, ona da anneannem örmüş bunu. Şimdi hanımlar siz de bir bakın. Bakın bu hazır bir takım ama evet. şık bir takım. Doğru mu? Evet. Ne diyorsunuz? Şık aslında. Aslında battaniyesinde de var. Battaniye de güzel. Dur açalım mı hep birlikte şu battaniyeyi? Açalım. Bakar mısın Edip? Bu kaça aldınız siz? Aslında bunları set halinde almıştık şöyle. Biz. Bayağı parçaları var. Hepsinin toplamı bir 12 bin falandır ama set halinde. 12 falan. Evet yatak örtüm. Yatak örtüsü, nevresim takımı. Evet nevresim takımı. Hiç daha bunu takım. Yıkamadın mı sen? Çok Hayır güzeldi. Bunları hiç kullanmadım ben çünkü kullandıklarım çok fazla var. Kullandıklarımı buraya getirmedim. Bunlar kullanmadıklarım size Vallahi gösterdiklerim. Güzel bir parça çünkü, bunu böyle bir kenara koyalım da şunlara da bakalım. Aslında şurada kırmızı ne lif mi patik mi anlayamadım orada ona görmek istiyorum. Şu kırmızıyı uzatabilir miyiz? Uçur bize. Hoppa. Bu ne? Patik ama. Bot patik. Beğendin mi? Evet beğendim çok güzel duruyor. Annem. Bak incele sende. Mesela battaniyelerin hepsini koymuş kullanmadıklarını. Ben kapatmasın diye battaniyeyi hiç kullanmadım şeyde. Tamamen hani. Çeyizdi. Evet mesela bu yarısını full battaniye görüyorum şu an. O yüzden biraz az buldum. Çünkü battaniye olmuştu tamamen. Neyi az buldun anlayamadım. Şimdi yatağın yarısı komple battaniye. Bak şu battaniyeyi evet. de versene güzelim. Mesela bu havluları göremedik battaniyeden. İşte altta kalmış onlar. Şöyle eşeleyelim. Bakın şöyle asla az değil. Aynen şöyle, şöyle bakarsanız çok fazla var. Şimdi yok, bu bir battaniye. Düz bir battaniye. Evet. Bunu da ayıralım evet. kenara. Bunu peki? Bu da şöyle. Düz bir battaniye. Bunu da ayıralım. Güzel evet. tatlış bir rengi var. Kırmızı battaniye var. Krem rengi. Var. Bir şey söyleyeyim mi? Yani her şey var. Ben anne. Şurada da battaniye var. Şu dantelleri alsana. Şunu da ama Aslı Hanım altta kalmış hep. Şurada el emeği örgü bayağı çok. Uzat. Bu tarafa alırsak. Evet. En azından çeyizinde olta yok. Bakın çeyiz bu her şey olabilir. Ne demek her şey olabilir? Balık mı tutuyorsun çeyizinde? Ne balık, yapıyorsun? O zaman yani, şey akvaryumda bir balık olsaydı çeyizinde. Akvaryumda görmek isterdim. Tuttuğun balığı böyle kaldırıp fanusa koymanı isterdim tuttuğum açıkçası. Tuttuğun balık buzdolabındaydı. Keşke çıkarıp gösterseydin. Keşke gösterseydin ya. İsteseydin görmek keşke isterdik. Hiç tuttuğun balık yok mu deseydin? Sunumluğunda görmek isterdim açıkçası. Benim oltama taktılar ama... hiç belli olmaz kimin oltaya takılacağı. Onların çeyizini de göreceğim. Zaten sırayla da görüyoruz. Bugünkü biraz yetersizdi çünkü yarısı battaniyeydi. Aslanım evet. bu da bir masa örtüsü annemin ördüğü. Bayağı el emeği. Eline sağlık anne. Gerçekten güzel.
elemeyin. Hanımlar, bu çeyiz sizce 50.000 TL'yi hak eder mi? Hayır aslında. Bence hak etmiyor. Yani koyduğu hazır parçaların bunu, fiyatlarını hesaplarsak belki tutturabilir ama bunu diyen emek olarak denelim. Kamera burayı çekiyor sanırım. Yarısı hani yorganı da koymuşsun. Battaniye yani bende dolu dolu işte el işlemeleri. Ne vardı dolu dolu? El işlemeleri, danteller, havlular, patikler yani sende de var ama. Senin dolu dolu dediğin sadece dilde kalıyor yalnız yani, yatakta göremedik. Sen benim çeyizime de bunu istedin ona bakıyorsan. Bir tane gözüküyor ben ondan çok memnunum yani yatakta görüyor yani artık. Senin yatağını pembe dolduran havlu neydi biliyor musun? Küçük olta oyuncaklar. Keşke ben de Lina'nın oyuncaklarını isteydim de benimkine de dolu deseydin. O ekranda gözükecek zaten. Çocuk evet, odası var demiştik değil mi? Kesinlikle odası da zaten çocuk odası gibiydi. Oyuncakları da doldurmuş. Elif'in çeyizi de, yatak odası da, çocuk odası. Ondan sonra gelip de bana bir şey yok derse asla kabul etmiyorum. Yeterli mi sizce hanımlar bence bu çeyiz? Yeterli. Ha? Ben beğendim aslanım yeterli. Sen beğendin evet, yeterli. Sadece birazcık kalabalık. Yani kalabalık. Aslanım neden beğenmiyorlar? Ama çünkü Elif'in zaten günü geçtiği için biz ona artık hiçbir şeyi beğendiremeyiz. Ben beğendiğim şeyleri söylüyorum bu arada. Yani hiçbir şekilde tahmin edemeyeceğim. Hayır aslanım ben beğendiğim çünkü şeyleri günü geçti. Hayır tatlım öyle değil. Yok, kesinlikle ben beğendiğim şeyleri de söylüyorum. Yatan yarısı battaniye ve yorgan. Tamam ama sende de çok olsaydı da sen de koysaydın. Ben de onu da kullanmadığım battaniyeleri yer kaplamasın diye bizzat koymadım. Bak ben de az buldum. Çoğunluğu battaniye olmuş. Evet battaniyeler ama kendinde olan şeyi hani kıyaslarken bir kendine de bak. Yani kendime de yani ben bana az diyebilmen size için seninkinin benden yüksek olması zaten gerekirdi. Kesinlikle değildi. Zaten izleyenler hayır görecek. 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 Çeyize eklediler zaten. Şu patikler de çok güzel işlenmiş. Evet aslında. Şöyle kameramız şu onları patiklerin işine yakın yakın gel. Ve biz buradan nereye gidiyoruz? Masamıza gidelim. Gidelim. Evet, masamız nasıl? Bir sunumu görelim mi? Görelim. Hazırız. Hadi bakalım sunumdayız. Çeyizinde çok battaniye kullanmıştı ve bence yeterli bir çeyiz değildi. Çünkü benim de bir sürü battaniyem veya yorgan takımlarım var. Fakat ben orayı daha böyle el işçiliğiyle ön plana atmayı tercih ettim. Onlar da olmadığı için laf etmeleri normal, kıskançlıktan diyorum. Benim çeyizim oldukça fazlaydı. Dediğim gibi onlar çeyizi 15 tane liften ibaret sanıyorlar. Çünkü lifleri dayamışlar çeyize. Lif, çeyiz öyle değil işte. Esra Gelin'in sunum masası kristal şamdanları ve gold mumlarıyla dikkat çekiyor. Mercimek köftesi, Kıbrıs tatlısı, kakaolu kek, tahinli çörek, meyveli tart ve mor sultan mezesi masadaki lezzetlerden bazıları. Evet hanımlar, gelinimizin sunum masasındayız. Şamdanlar koymuş, çok şık. Şamdan ve taze çiçek çok seviyorum masada. Gerçekten yakışıyor, bilmiyorum nasıl buldunuz şamdanları? Şamdanları güzel buldum. Ortaya koyduğu süslerle de bence güzel duruyor. Evet, yeni yıl konsepti yeni yıl olsun yıl diye herhalde evet, bunları koydu. Evet, peçetelerim de aynı şekilde onun için. Evet, peçeteleri de yeni yıl konsepti yine. Bunları göz önünde bulunduralım. Lakin kameramızın açısı sebebiyle güzel gelinlerimizin yüzü kapanmasın. Ben şunları yanıma alayım dermişim. Şöyle çıkartma. Yanımda böyle... İyi yaptın, iyi yaptın. Mumları indireceğim ama bunu değerlendirirken göz önünde bulundurun evet lütfen. Evet, neler yaptın? Önce lezzetlerden başlayalım. Sonra onlar yorumlamaya geçerler. Ben elmalı kurabiye yaptım, tuzlu kek yaptım, mercimek köftesini yaptım. Vay. Evet. Dereotlu poğaçayı yaptım. Bayağı yapmışsın sen. Evet. Çocukla zor olmadı mı ya? Dün akşam. Dün akşam yaptım. Çocukla evet, zor olmadı mı çekimden evet, sonra? Yok annem zaten buradaydı. Bir de dün komşum vardı ya. Anında gördünüz. O baktı sağ olsun. Bir de önde kurabiyeler var. Onları da ben yaptım. Onun dışında tabii ki de yardımcı oldular. Mesela karşı komşum. Siirtli kim diyecektim ben? Karşı komşum. Ne diyorsun? Evet sağ olsun o da bana. Kitel var burada. Evet bilir aslında. Bilir misin kiteli? Daha önce yapmış evet, mı yemiş miydi? Evet sağ olsun yapmıştı yemiştik. Vallahi. Zaten. Bir şey söyleyeyim. Bana diyeti bir tek bu bozdurabilir. Evet hastamız. Sizin hiç diyete ihtiyacınız yok bu arada. Var, var. Kesinlikle yok. Ama bir tek o kitel bozdurabilir. Siirtliler bilir. Haşlama içli köftedir. İçi çiğden yapılır.
ağzım sulandı yine. İçinde bol reyhanı vardır. O başkadır yani. Ben çok severim onu. Aynı şekilde kuru dolma. Ay, yiyin kızlar, çok güzeldir. Siirt usulü sumakla yapılmıştır o belli, ekşili. Evet aslanım, çok lezzetli. Evet, burada da bir Amerikan salatası ve mor lahana salatası görüyoruz. Evet, onları da ben yaptım. Zaten gayet hızlı, pratik bir şekilde oluyor. Biraz zor olmadı mı? Her çeşit yaptım ya. Tabii ki de oluyor. Herhalde uyumadınız. Toplam 20 çeşit vardı. Ellerinize sağlık. Herkesin kesesine bereket olsun. Peki çatallı bıçak uyumunu, masa düzenini nasıl buldunuz? Senden başlamak istiyorum Şevval'cim. Tabii Aslı Hanım. Sonunda aradığımız bardakları bulduk. Değil mi? Evet. Dediniz kenarı bir sarı olsa, altın olsa dediniz. Sonunda karşılaştık. Tabakları da güzel. Bardaklarıyla uyumlu. Sadece çatal bıçaklarını buldum. Biraz çok parlak buldum. Ama bunlar da parlak ya, mat değil. Evet. Değil. Ama fazla parlak. Fazla parlak biraz. Hani galiba bir de yeni kullanıyorsun. Hiç kullanmadığın gibi duruyor. Yok, kullanıyorum. Oldukça kullanıyorum. Anladım. Kullanmış. Evet. Onun dışında masa düzenini beğendim. Teşekkür ederim. Yapan herkesin ellerine sağlık. Sen de afiyet dün olsun. Çekimden sonra az bir zamanın olmasına rağmen, çocuğun olmasına rağmen saydığına göre bayağı çeşit yapmışsın bizim için. Evet. Peki sen ne diyorsun Elifçin? Aslı Hanım, ben öncelikle yemek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Afiyet olsun şimdi. Masa düzeni güzel gözüküyor. Tabaklarını beğendim. Yani çok desenli sevmesem de bu desen göze batmıyor. Yani tatlı bir deseni var. Sadece kaşıkları tabağa desenli olduğu için biraz düz olabilirdi. Yani düz bir model olabilirdi. Kaşığın da şu deseni düz olsaydı, yani buraları desensiz olsaydı daha şık olabilirdi. Ama bu biraz bence böyle bir ağırlık katmamış mı? Böyle ağır. Biraz da ağır yani. Golden ağırlığı. Hayır, bir de kendisi de birazcık ağır. Birazcık ağırdan kalsın eski. Evet yani. Evet aslanım. Yani hani şey şimdi gibi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hani herkes alabilsin diye hani böyle incecik hafif hafif yapıyorlar. Evet, dün konuşmuştuk bunu aslanım. Evet. Ona değinecektim. Aynen öyle. Alakalı. Kesinlikle. Bunların fiyatı neydi? Bunları 2,5. 2500 TL. 2500 TL'ye almıştım. 3 sene evliyim. Çok pahalı. O zamana göre bence pahalı olmuş. Bir şey aslanım, şimdi aynı takım 8000. Şu an yeni baktım. 10-12 bin lira bunlar. Evet. Olabilir, evet aslanım. Çok pahalı. En son baktığımda 8000'di. Bunun üzerinden de tabii birkaç hafta geçti. Şimdi yemek takımının fiyatını söyle. Ben biliyorum bu yemek takımların fiyatını. Söyle bakayım kaça almıştın? Ben bu yemek takımını sadece 12 parça halinde almıştım. Hı-hı. 3 sene önce 1500 almıştım sanırım. Çok iyi almışsın. Şunlar ama şu anda... Ama sadece tabaklar. Sadece tabaklar. Evet, tabak sadece tabaklar, tenceresiyle bunlar 11.000 TL civarı. Vardır şu anda. Evet. Evet ama ağır bir takım. Ağır bir takım. Masa örtüsünü nasıl buldunuz? Bakın runner'ın koymuş örtüsü. Hepsi söylediğim şeyi şu anda görüyoruz. Masa örtüsünü günlükte de kullanıyor musun? Var. Hayır, yoksa sadece misafirlik mi? Misafirlerime kullanıyorum. Çünkü burada da gold taşları var. Bu takımlarımla gayet kullanabiliyorum. Bakın peçetesiyle de uyumlu. Evet, uyumlu. Uyumlu yani çok takım. Bu arada inci kullanmamış, farklı bir yemek kullanmış. Evet aslanım. Bunları yeni mi aldın? Hayır, vardı aslanım onlar. Onlarda çeyizim de vardı. Hadi ya. Evet, çeyizim de vardı. Aslanım, dünkü peçetelerden sonra gözümüz açıldı. Eyvah, saç sana geldi. Dünkü peçeteden sonra bugünden sonra seninkileri göreceğiz. Görelim. Sunumluklarım gümüş ve gri bir masa örtüsü kullandım. Farklı olsun diye gri aynı şekilde koltuklarımla uydurdum. Bunu az ama önce nasıl uydurdun diye sorduysa. Zaten bohem. Bakar mısın? Keşke nasıl bana az önce cevap verseydin. Evet, bana cevap vermedin. Elimde bohem görebildiğim bir askı veya klentler bohem karşısında. Hariç. Yani ben büyük gördüğümüz zaman konuşalım karanlık bence. Karanlık geleceğim. Görmeden bugün konuşmayalım. Olsun. Yok. Görsem de görmesem de düşüncelerim. O zaman gününü oynamış olursun. Oynayacağım. Görmeden karanlık bilgin geleceğini olsun. Söylüyorsan evet. Bu bir taktik. Peki bir şey söyleyeceğim. Dün sen sinsi sinsi diye benim evimde bas bas bağırıyordun. Ben de senin için seninle aynı fikirdeyim ama senin için aynı şeyi söyleyebilirim. Ben şu an bir sinsilik yaptım. Sen de gününü oynuyorsun. Tabii senin evet. Günün yaklaşıyor. Günümü yüksek görmeden verelim. Yorum yaptığın için bence evet. Bu gruba şu an sen de dahil oldun. Her şeyi oldun. Beğenerek evet. Gidiyorsun. Çünkü görüyor kendine herkes. Puan toplamaya çalışıyorsun ama başarılı evet. Olamayacağını düşünüyorum. Göreceğiz. Bakalım. Sen bakalım. Çok ileri görüşlü bir insansın her galiba. Her zaman öyleyim ve kaç hiç yanılmıyorum. Falan var. Cuma'yı hiç bugünden görüyorsun. Hiç yanılmam da. Anlamadım. Bakalım. O zaman tekrar tartışalım. Hazırlıklı geleceğim. O gün geldiğinde tekrar tartışalım. Bence Esra'yı konuş bugün. Tamam. Ben dün de dediğim gibi gününü oynayan bugün hiçbir şey demiyorum. Esra'dan da bir şeyler bekliyorum.
duymak ben istiyorum. Ben zaten beğendiğim şeyleri beğendim olarak söylüyorum. Günümü oynasaydım eğer zaten herkese 2-2 verirdim. Dördüncü gün yarışıyorum. Hani düşük, yani beğenmesem de beğenmedim derdim, düşük verirdim. Beğensem de beğenmedim derdim. Direkt 2 vererek buradan yola çıkardım. Şu an bence sen, biz sadece ilk günün azabına uğradık. Şu an sen yarın olduğun için hani gününü oynaman demek yüksek vermen demek zaten. Düşük bence vermen Elif, demek. Hayır ben eğer ben yüksek verirsem onlar benim evime geldiğinde zaten bizim günümüz bitti deyip onlar bana 2'yi verebilirler. Böyle de bir şey var. Bunu ben da düşünebilirsin. Sen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Bu şekilde yani ben yorumlarıma senin de böyle göre puanlama yaptım. Yok hayır. Beğendiğim şey söyleyeyim. Beğendiğim bir şey söyleyeyim. Umarım Elif bugün bana gelmeyecek. Tabii ki o ev yani, ayrı, bu ev ayrı. Ben beğendiğim şeyi de söylüyorum. Evet, beğenmediğim ben onu zaten söylüyorum. Tamam, puanını verirken onları konuş bunları. Zaten o zaman yok, da konuşacağım. Yok, bende hiç ses çıkartamadın. Göreceğiz bunları ses zaten. Ses çıkartamadın mı? Hiç nereden puan kırdıyoruz, sesi çıkmıyordu. Bugün bütün göreceğim. Kırdığım puanları söyledim. Evet, mutfak masa peçetemden kırdın, doğru. Masa peçetemden kırmadım. Bunları göreceğiz. Kırmadım. Devam edebilirsin şimdi Esra için. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz bu masayı beğendiniz mi? Beğendiniz. Evet hanım, ben beğendim. Bir de beğendin. Evet, evet. Şunu da sormak istiyorum. Bardağının buzlu görünümü evet, hoşuma gitti. Evet. Ne kadar aldın bardaklarını? Onları da üçlü haldeydi, 12'li tekrardan. Onlar da 1200 TL'ydi. Güzel almışsın. Üçlü. Yani. Komple mi yoksa tek tek 3 tane mi? 12 tane var. Ha, iyi almışsınız. Sizce hanımlar bu masa 50.000 TL'yi hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Bence ben beğendim. Ben de beğendim. Wow. Vallahi güzel yorumlar geldi. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Olması gereken yorumlardı. Damla, evet, emek verdi. Yani sesini bilmiyorum. Göze hitap ediyor mu etmiyor mu diye. Yoksa. Hayır, ben kendim için söylemiyorum. Senin tarzın bir masa mı değil bu masa? Benim tarzım ben değil. Yani çünkü benim kendi tarzımı gördük. Evet. Ama güzel, kendi evini yansıttı. Kendi evini gördüm. Ama burayı da birazcık hani esralık diyebilirim. Nasıl buldun bu masayı? Esralık. Ben de gelin mesela uyuyor fakat bana biraz ağır, yani yaşım küçük veya ne bileyim bir 30 yaşımda falan olsaydım bu şekilde kullanabilirdim. Ya da daha olgun olsaydım. Birazcık benim hani kat ileride olduğu için benlik değil diyorum. Ben daha böyle küçük şeyler seviyorum. Minimal şeyler diye düşünüyorsun. Evet. Biraz ağır kaçıyor. Çok ağır mı bu? Çok ağır buldum. Ama zaten ağır misafirlerim geliyor Aslı Hanım. Geçen hafta da buna benzer şeyler konuştuk. Masanın veya evin, hani evi geçtim, masanın yaşı olur mu? Bence hayır, olmaz Aslı Hanım. Olmaz bence Aslı Hanım. Masanın şıklığı olur, evet, ağırlığı olur, çeşitliliği olur. Bence bu şekilde. Şöyle söylüyor gelinimiz. Ben kendi fikrimce bunu iddia ediyorum. Çünkü o şekilde o pencereden bakamıyorum. Ya bence dediğim gibi 30, yani biraz daha yani. Sadece 30 mu yani? 31 değil, 28 değil, 30. Yani 25-30 diyeyim o zaman. 25 yaşındakiler tam bana göre. Tam bana göre. Ben zaten yansıtıyorum. Sen kendini yansıtmışsın. Ben 22 yaşındayım. Yani benim bakış açım ben 22 daha olunca tabaklar ağır, peçeteler ve yüzükleri bohem mi oluyor? Hayır, bohem yansıtmak istemedim. Ben sadece gri olduğu için masa örtüm, griler evimde tamamen gri yoğunlukta olduğu için peçetelerimi masama ve sandalye takımıma, oturma perde grubuma göre ayarladım. Çünkü her bak, şeyin aynı yerde olması çok sevmiyorum. Salonuna uygun parçalar masanda vardı. Evet, evet. Ama biz masayı ayrı değerlendiriyoruz, evet, salona evet, ayrı bu değerlendiriyoruz. Ayrı. Evet. Ama şu çok güzeldi. Esra demin dedi ki masanın yaşı olmaz Aslı Hanım, bence masanın ağırlığı olur. Misafire göre bir dizaynı olur dedi. Bence de bu masa bir misafir ağırlayacak şıklıkta bir masa. Teşekkür herkesin ellerine, Aslı Hanım, emeklerine sağlık. Bence lezzetlerin tadına bir bakın. Ardından bakalım bir bakalım neler konuşalım, olacak. Bakalım konuşalım. Afiyet olsun. Teşekkürler Aslı Hanım. Yemek masasında beğenmediğim bir şey yoktu. Genel olarak gözüme her şey güzel geldi ama her şey desenli olduğu için çatal kaşıkları daha düz tercih etseydi daha güzel olurdu. Esra'cığım her şey için çok teşekkür ederiz. Ne demek Aslı Hanım. Kollarına sağlık hayatım. İlk zevkti, şerefti sizi ağırlamak ve arkadaşlarımı. Teşekkürler. Eşin ismi ne? Fuat. Eşinle nerede, nasıl tanıştın? Ne zaman? Eşimle 5 sene önce tanıştık Aslı Hanım. Bir telefon operatörünün genel koordinatörüydü. Hı hı. Ben de telefon alıyordum kendime o zamanlar. Mağazada tanışmıştık. Sonra aktı gitti yıllar. Nişanlandık, evlendik. Şimdi de bir kızımız var. Ay, mutlu güzel bir beraberliğimiz var. Hı hı. Sonra bir sene nişanlı kaldık. Bir senenin sonunda evlilik teklifi mi geldi? Evet Aslı Hanım, geldi. Nasıl?
şöyle, bizim aslında benziyor, düğüne gider gibi bir şeydi. Galiba şu an görüyoruz. Evet Aslanım, ama onun öncesinde biz Kız Kulesi'ne bir jet, şey neydi? Tekne. Motor. Evet, hani hız tekneleri oluyor ya. Tamam, sürat teknesi. Evet, sürat teknesi bizi Kız Kulesi'ne götürdü. Orada bir yemek yedik. Ondan sonra ben hatta orada yapacak sandım. Oraya gittiğimde anlamıştım. Bekledim. Sonra bir gerilmeye başladım, niye etmiyor dercesine. Daha sonra şey, dedi ki gel bir hava almaya çıkalım dışarı dedi Kız Kulesi'nde. Sonradan o kadar gerilmişim ki bizim bir şarkımız vardı. O şarkı eşliğinde bir tekne yanaşıyormuş. Benim ama arkam dönük. Arkanı dönüp baksana dedi. Bir baktım şöyle. Sonra tekne yanaştı, bizi aldı. Hı hı. Sonra gittik işte Boğaz'da, bir evlenme teklifi oldu. Evet, köprüye adını yazdık. Evet aslında. Benimle evlenir misin dedi. Evet, evet. Çok güzel. Sen de evet dedin. Ve evet. Hangi yüzük geldi parmağında mı? Şu. Bu. Ay çok şık değil mi? Evet aslında. Evet. Sonra? Sonrasında... Hemen nişan söz isteme birlikte mi oldu? Neler oldu? Aslında şöyle, söz nişan bir arada yaptık biz. Evde bir... Organizasyon. Evet, organizasyon tuttuk. Sonra bir 100 kişilik bir nişanımız oldu. Gayet güzel geçti. Organizasyonun bütçesi ne kadardı? 1500'e tutmuştum o zaman. 4 sene önceydi. 4 yıl önce 1500'deydi. Evet. Bak yine az değil. Ne vardı ki içerisinde? Evet aslanım. Yani şey, her şey vardı içinde ya. Arkamızda gördüğünüz o taklar, önümüzdeki hediyelikler. Hediyelikler de dahil. Evet Aslı Hanım. Peki kına gecen? Aslı Hanım şöyle, kına gecemden önce aslında bizim çeyiz çıkışımız vardı. Ha, öyle mi? Evet evet. Çeyiz çıkışımız bizim biraz böyle bayağı büyük oldu, şatafatlı oldu. Hatta herkes böyle düğün çıkışı sandı. Kırmızı elbiseyi sen misin? Evet Aslı Hanım. Ben de kına gecesi sandım. Gibi zannettim. Aslı Hanım o gün 29 Ekim'di. Ben de o yüzden kırmızı elbise giymek istedim. Çok iyi yapmışsın. Evet. Akşamında kınan mı vardı? Hayır hayır. 29 Ekim diye kırmızıyı tercih etmiştim. Şimdi o çeyiz çıktı. Siz bu eve mi taşındınız? Bu ilk eviniz mi sizin? Evet evet Aslı Hanım. Çeyizler buraya mı geldi? Evet Aslı Hanım buraya. Hatta şey, videoları da göreceksiniz. Birazcık böyle şaşalı bir çıkışımız vardı. Sizde adet midir böyle çıkmak? Yani Aslı Hanım, eşim sağ olsun beni mutlu etmeyi çok sever. Hı hı. Kaç araba çeyiz o öyle? Aslı Hanım bir tane büyük... kamyonet mi derler ona, küçük evet. Yani kamyonet vardı. Kap gibi bir şey. Evet evet. Belki. Evet. Ondan sonra işte şey, bir de eşim 20 tane arabayla almaya wow. Geldi çeyizimi sağ olsun. Çeyizle de kombi arkadaşlarıyla geldi. Evet evet. Bayağı kalabalık gelmişler. Esra'cığım, çeyizinde yatağının yarısını battaniye gördüm. Hani burada da çok fazla çeyiz gözüküyor. O kadar çeyizi nereye koydun? Elif'cığım, senin de dediğin gibi çeyiz aldığımız her şeydi değil mi? Tabii ki. Sadece dantel falan vesaire, bunlar tabii ki de çeyizin tamamı değil. Ben tabaktır, çanaktır, dolaplarımı açıp bakabilirsiniz. Çok fazla borça aldım. Borça görüyoruz biz ama çeyiz sergilemiyoruz. Bohça değil o, çeyiz çıkışı. Komple bütün ev aletleri. Çeyiz çıkışı farklıdır. Bohça hayır, yok biz yatağımızın üstünde bohça sergiliyoruz. Çeyizimizi değil. Hayır canım, çeyiz. Komple değil çeyiz. O. Bohça değil. Elif çeyiz ya. O zaman ben de keşke serseydim yani. Neyi sevecektin mesela? O bende bir sürü nevresim, kullanılmayan battaniyelerim, bir ton var. Yani mesela zaten yatağımda yer yoktu da. Battaniyeleri yer kaplayacağından dolayı kullanmadığım vardı bir sürü ve koymadım. Evet. Yarısında o yüzden battaniye gördüm. Hani onun yerini daha çok koysaydım işlemeli. Hayatım koyma diyen olmadı. İyi ki de koymamışım. Böyle bile çok keşke olurdu koysaydım. Zaten. Koysaydım ve sen şey demiştin. Çeyiz zaten bu kadar yeter. Ben zaten kullanmıyorum, pek sevmiyorum falan. Ben zaten çeyizi hiç şey yapan biri değilim, destekleyen de biri değilim. Çünkü hepsi tamam, bazamın zaman... altında yıllarca duracak, hiçbirini kullanmayacağım. Kesinlikle. Ben işte şey, ben çeyizimi onları, hep kullanabileceğim şeyleri aldım. Ben de onları bir yerlere giderken, mesela misafirliğe giderken götürmeyi tercih ediyorum hediye olarak. Seninkinde... Hayır, burada... battaniyeler kullanılabilir çeyiz. Kesinlikle. Yani hani evet hazır olabilir ama en azından tabii ki hangimiz almadık ki battaniye değil mi? Tabii evet. Battaniye aldık. Çok çok kullanılır bir şey. Aslanım, dolayısıyla bir de... kullanılabilir çeyiz. Hani diyorum ya, günümüze uyarlayalım, kullanılabilir. Mesela çok patik kullanıyor musun sahi? Lif kullanıyor musun sahi? Bunun yerine battaniye koymamız daha mantıklı gibi. Masa örtüsü gibi. Fikir veriyorsunuz insanlara. Evet. Evet. Şu neresi? Aslanım, o benim nikahım. Biz pandemi zamanına denk geldi evlendiğimiz zamanlar. Önce nikahımızı kıydık. Pandemide? Evet. Nerede bu? Orman mı burası? Beykoz. Orası da biliyorsunuz açık havada oluyor zaten. Hı hı.
Nikahtan sonra aile arasında yemek verdik. Çok o şekilde güzel. Aslında evimize geldik, yerleştik. Hı-hı. Sonra 10 ay sonra kınamızı, düğünümüzü yaptık. Aslında evliydik yani o zaman. Aa, evet. Evlencesini yaptınız evet, yani. Evet Aslı Hanım şöyle, zaten tutmuştuk. Benim kınama 5 gün kala yasak geldi yemekli ya. Düğünlere. Maalesef ertelemek zorunda kaldık. Çünkü biliyorsunuz iade etmiyorlar ödemeleri. Onlar da haklı. Evet. En azından yapmışsın. İçimizde evet. Hiçbir şey kalsın istemedik Aslı Hanım. Çok güzel. Hanım. Bu çok güzel. O gelinlik mi? Nikahımda ayrı gelinlik giydim. Bunun fiyatı nedir? Onu 3500'e almıştım. Ah, meşhur kına gecemize geldik. Evet Aslı Hanım. Evet, kaç kıyafet giydin? Hayır, mor kaftan. Mor mu buradan? 3 kıyafet giydim Aslı Hanım. 3 kıyafet. Önce kırmızı kabarık bir elbisemle çıktım. Evet. Daha sonra kınam yakıldı, bindallı giydim mor. Ondan sonra after'da da gümüş rengi bir abiye giyindim. Kına fiyatı ne kadara toplam mal oldu sana? Kınayı kız yapıyor bizde. Sizde nasıl bilmiyorum. Bizde de evet, aynen. Genelde zaten öyle oluyor. Yani 20 bini buldu. Evet. Havuzda, havuz başında bir kınaydı otelde. Kınanı da ekstra hediyelerden dağıttın. Evet, dağıttım. Onlar ne kadara mal oldu? Onlar sanırım 550 TL'ydi, evet. Ne dağıtmıştın? Tarak dağıtmıştım. Aa, tüylü. Çok güzel. Kınanda mı daha çok eğlendin, düğününde İkisinde mi? İkisinde de, çünkü ben zaten evliydim. Kınamda hiç ağlamadık. Eğlence için sırf yaptık. Çok güzel geçti. Biz eşim de ben de oynamayı çok seviyoruz. Deli gibi oynadık, deli gibi eğlendik. Hiçbir şey içimizde kalmadı. Ne çok güzel. Güzel. Çok güzel. Peki düğünde kaç kişi vardı? 300 kişilik yemekli bir düğündü aslanım. O da Polinesköy tarafındaydı. Ben gelinliğinin fiyatını merak ettim. Aslı Hanım 14.000'e diktirmiştim. Çok ya, ben gelinliğimi... Yani diktirip kiraladın. Hayır, satın aldım. Satın aldım. Hala duruyor. Çok uygun. Tamam. Mesela, ama ben 3,5 sene önce satmayı veya ihtiyacı olan birisine vermeyi düşünüyor musun? Aslı Hanım şöyle, kız kardeşim çok beğeniyor. Ben onu giymek istiyorum diyor. Genelde hep annelerin gelinlikleri geliyor. Evet. O da sen ablamın istiyorum diyor. Kuruyla rahat oynayabildin mi? Çok uzun. Evet Aslı Hanım. Bu A kesim diyorlar buna? Evet. Ne deniyor bu eteğe? Prenses gibi. Prenses. Yok. Helen mi? Zaten kabarık, yok. Arkası da uzun, kuyruklu. Kabarık, kuyruklu gelin. Evet Aslı Hanım. Evet. Çok zor kabuk. Şöyle Aslı Hanım, ben bir yere giderken onu vitrinde görmüştüm. Tasarım yapıyor gelinlikçim. Sonra hatta bir yaptığını bir daha yapmıyordu. Ben çok ısrar ettim. Hani bir tek onu istiyorum. Hiç gelinlik bakmadım. Direkt onu diktirdim. Evet, hatta o zamanlar biraz fiyatı yüksekti şu zamana göre. Doğru, 14 bin evet. TL. Evet. Yüksek. Kesinlikle. Peki balayına nereye gittiniz? Bodrum'a gittik Aslı Hanım. Çok eğlendik orada da. Hatta bizim gittiğimiz otelde su parkları falan çok fazla vardı. Onun dışında da eğlendik. Çocuklar için biliyorsun su parkları. Yok. Öyle bir dans etmek için. He, tamam. Bayağı bir sanki hani ucu bucağı yok öyle bir oteldi. Ne diyorsun ya? Evet evet. Antalya'da vardı öyle bir otel ama yok, bu Bodrum'daki. Yok, bu Bodrum'daki yeni açılmıştı o zamanlar. Anladım. Ne fiyatları merak ediyorum ama. Ve dövme fiyatı merak ediyor. Tatiliniz ne kadardı? Tatilimiz o zaman 5 gün kalmıştık. Sanırım 45 bin civarıydı. Çok fazla. Ama evet, işte o dediğim otel alınca öyle oluyor fiyatlar. Kıydınız paraya. Ah, güzel evet, geçmiş. Evet. Harika evet. Hayatım. Sefanız olsun. İçine sinmiş bence. Her şey evet, çok Aslan, keyifli her güzel şeyiyle. Olmuş. Eksiksiz değil mi? Evet. Allah herkese böyle eksiksiz bir evlilik, düğün nasip etsin diyelim. Evet Aslanım. İlişki testine geçelim mi? Geçelim. Peki ara bakalım eşini. Hemen sizce arıyorum. Bugün kazanacaklar mı bu altını? Sanmam. Hadi ya, zor ben soru. Aslı Hanım bir kazanacak 3 yıllık bir geçmiş var Aslı Hanım, kazanması üç var. 3 yıllık. Toplamda 5 yıllık. Benim de 5 yıllıktı ama. Aslı Hanım eşimle birbirimizi çok ara. İyi tanıyarak evlendik. Kazanacağımı düşünüyorum. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Yine zor sorular hazırladım. İnşallah bakalım. Alo. Efendim karıcığım. Aşkım şu an hoparlördesin. Tamam. Aslı Hanım'a veriyorum. Tamam. Fuat merhaba, nasılsın? Sağ olun Aslı Hanım, siz nasılsınız? Ben deyim canım, çok teşekkür ediyorum. Müsaitsen ilişki testi yapacağız, bakalım neler olacak. Müsaitim, buyurun Aslı Hanım. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Şimdi ilk soruyu eşine ardından sana yöneltiyorum. Şimdi seni sessize alıyorum.
Bir moral alkışı, bir moral alkışı. Haydi başlıyoruz. Evinizde en sevdiğiniz objeniz nedir? Sizlerin var mı mesela? Var. Var değil mi? Benim de var. Aslanım şey, balkondaki salıncağımız. Balkondaki salıncağınızı çok seviyorum. Evet. Fuat. Evet aslanım. Evinizde en sevdiğiniz obje nedir? İkimizin de en çok sevip kullandığı bu mutfaktaki kapalı balkondaki salıncak. Bravo. Tebrikler. Bizim de salondaki böyle masaj koltuğu. Ben de onu seviyorum ama Savaş Bey yani karım bunu sever, ben de şey severim der. Oyun konsolu. Herkesin evde sevdiği bir şey var. Şimdi kayınvaliden çocuğunun bakımında her şeye çok fazla müdahale etse ne yaparsın? Kızarım. Müdahale ettirmem. Ettirmem, kızarım. Bu ikisini kabul ediyorum. Şimdi Fuat. Evet, dinliyorum aslanım. Şimdi senin annen çocuğunuzun bakımında her şeye çok fazla müdahale etse Esra ne yapar? Eşim karıştırmaz, tepki gösterir. Ona da kızar, bana da kızar. Helal olsun. Gerçekten bravo. Güzellerindeki etkiye bakın. Gerçekten. Vay be. Nasıl bir etkiyse bu maşallah. Ona da kızar, bana da kızar. Biz sesimizi çıkaramayız. Biz korkarız Esra'dan ailece. Esra'dan korktum. Biz ailece karımdan korkarız vallahi. Hanımından korkmayan artık ne diyeyim ben. Ne yaptın Esra? En güzel ilişki ben. Seni böyle bilmezdik Esra. Aslanım, kayınvalidemle de birbirimizi çok severiz ayrıca. Evet, anlaşılıyor. Gerçekten çok severiz. Kayınvalidene sevgiler. Allah kolaylıklar versin. Şimdi Esra'cığım, evet. Fuat'ın sana aldığı son hediye ne? Aa, aslanım çok yakın zamanda aldı, bu güzel ya, oldu. Keşke ilk hediyeyi sorsaydık. Mor taşlı bir yüzük aldı. Ben evet. Moru çok severim, size de söylemiştim hatta. Tamam. Mor taşlı bir yüzük, ilk gün takmıştım hatta onu. Evet. Tamam. Şimdi Fuat. Efendim aslanım. Esra'ya en son aldığın hediye ne? En son yüzük istemişti, Hürrem yüzüğü, mor taşlı bir yüzük aldı. Aferin, iyi yaptın tabii. Al tabii ya, o izin vermez öyle her şeyi ama sen görevini bil, yüzük yüzük al. Tamam mı? Devam ediyoruz. Ey Allah'ım yarabbim. Çocuğunu görümcene emanet ettiğinde mi için rahat olur, yoksa kendi kız kardeşine mi? Kendi kız kardeşim, özellikle ablama. Çünkü Lina en çok onda duruyor. Ha. Evet. Okey. Şimdi Fuat'cığım, Esra çocuğunu görümcesine emanet ettiğinde mi içi rahat eder, yoksa kendi kardeşine emanet ettiğinde mi? Onun iki kardeşi var aslanım. Ablası Ebru ablasına bıraktığında rahat eder. Başka kimseye bırakmaz. Yani hanımını da bu kadar iyi tanımak, kıskandık mı? Yoo. Aynı anda hem görümcen hem sen hasta oldunuz. Heh, hadi bakalım bunu. Tamam mı? Aynı aslanım, anda. Aslında bende 4 tane görümce var bu arada. En, yani kocanın en sevdiği kardeşi diyeyim, ne diyeyim. Aynı anda hem görümcen hem sen hasta oldunuz. Eşin kardeşinin yanına giderse tepkin ne olur? Öyle bir şey yapmaz aslanım. Ben hastayken başımdan ayrılmaz. Hmm. Yani gitmez zaten onu ama farz edelim ki gidelim, çok kızarım. Esra, seninle şu anda tanışıyorum ben. Bir daha tanıştım, yemin ederim. Aslanım, biz bir hayat arkadaşıyız. Hayat arkadaşı hastayken insan kardeşinin yanına gider mi? Zaten aynı, onun da işi var. Aynı onlar da doğdular, kardeş kanı. Ama ben hayat arkadaşıyım. Evlendikten sonra herkesin ilk önceliği eşi olmalı. Ama senden önce ablası vardı. Ama benden sonra vardı. Bütün hayatı benim. Hay Allah'ım, ben ne diyorsun? Benim bir abim var ya, ben ablam aldım. Aynı anda abimin evleneceği kızı hastalandı. Aslında bende abi yok ki, rahat konuşuyorum. Öyle mi? Ama abim de der ki senin de kocan baksın canım, evet. Ne yapayım ben karıma İşte ben de onu söyledim aslanım. Doğru. Hani onun da eşi var dedim, o ona gider. Biraz. Soralım bakalım ne diyecek. Şimdi Fuat'cığım, aynı anda hem senin kız kardeşin hem de karın hastalandı. Sen kız kardeşinin yanına gitsen Esra'nın tepkisi ne olur? Ben karımı hastayken bırakmam ki aslanım. Peki Esra'nın tepkisi ne olur? Esra konuşmaz bir daha. Ben de çok sert tepki veririm. Esra maşallah, biz de korkuttum bu kadar. Bari de senden.
Toplanın, biraz gidiyorum. Biraz tatlı alacağım. Bonbon yok, ne olur yok, ne olmaz. Yok, birazdan odaya çekeceğim. Kalk. Fuat, biz korktuk. Neymiş bu Esra? Biz Esra ile şimdi bir daha tanıştık vallahi senin ilişki testinden sonra ya. Gerçekten. Neyse. Bir soru kaldı. Devam edelim. Sağ salim inşallah. Kazandı, kazandı evet. Tatile giderken çiçekleri sulaması için evinin anahtarını kime bırakırsın? Aslanım, burada en yakın arkadaşım var. Hatta komşum oluyor kendisi. Esma'ya bırakırım çünkü en yakın aynı zamanda o mesafede. Tamam, uzatmayalım, soralım. Bunlar koca da bilir. Bunu da bileceğini düşünüyorum. Sete onunla geldi ya. Evet, çünkü daha önce bir şey bırak. Tamam, oldu, tamam, uzatmayalım. Fuat, efendim? Yani bileceksin, sıkıntı yok ama yine de işte soralım. Tatile giderken çiçekleri sulaması için evin anahtarını kime bırakırsınız? Söyle. Bizim oturduğumuz sitede karşı blokta Esma adında bir arkadaşı var sürekli. Al altını. Aşkım, seni çok seviyorum. Aman al, sev. Hadi veriyorum kocasını. Hadi. Sinirlerim bozuldu ya. Bu kızlar garibim dünden beri, evvelkinden beri. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Topu cilveye bak aşkım. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Bunun arkasında bir böyle bir kızmış bence. Görüşürüz. Çok öptüm, bay bay. Bak nasıl melodik konuşuyor. Evet. Aşkım. Aha, çok mersi diyor bak. Yani hiç böyle şeyleri beceremiyorum. Ders alacağım Esra'dan. Alacağım. Yani evet, siz çok yeni evlisiniz. Evet. Mutlu evliliğin sırrı birbirini çok sevip çok değer vermek. Bu şekilde konuşursanız da hani sevgi çerçevesi içinde. Çünkü sevgi olunca inanın hani bunlar zaten tamam, otomatik gelişiyor. Ay, size artistlik yapma bize. Bize hava yapma bize. Ben gidiyorum aslında. Yapma bize hava Esra. Şimdi puanlamaya gidiyoruz. Bu öfkeyle biz puanlamaya gidiyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Yani Esra. Böyle de bir detay var. Evet, Esra gelin için gelinler puanlamada. Benim sana puanım... Her şey normaldi benim için. Fakat zevklerim uymadı. Hani burada da gerçekten... Zaten senin zevkine göre ben ev kuramam ki. Senin uzun şey... Yorumlayacağımız yani... bir masan bile yoktu. Sen benim masama en son laf edecektin işte herkes... şu an. Biz buna şey diyoruz işte, günü geçen böyle oluyor. Bir şey var, beni şaşırtmadı aslanım. Sinsi olan gerçekten oymuş, onu anladım. Az sonra... Haftanın üçüncü gününde büyük ödülümüz 50.000 TL için gelinler Esra geline puanını kullandı. Evet Esracığım, gelinlerden kaç puan bekliyorsun? En yüksek puanı sana hangi gelin vermiş olabilir? Evimin asla 1, 2 ve 3'ü hak etmediğini düşünüyorum. O yüzden bu puanları beklemiyorum. Ama hani verirler vermezler ona kesin tabii demiyorum. Beğenme oranlarına göre Esra'dan daha yüksek bekliyorum. Hı hı. Keza Damla da beğenmişti aslında. Genelde yani ortalama yorumlar yapmışlar. Peki bu grupta? Valla Elif beni korkutuyor gelin açıkçası. Elif vermiş. Elif'ten bu kadar korkmasınlar. Çünkü söylediğim yani şeylere göre puan veriyorum. Görüyor yani, bunlar çekiliyor. O yüzden korkmanıza gerek yani yok. Hani kötüye güzel demiyorum. Beğenmediğim kötü olana diyorum yani. Peki başlayalım bence. Sözü daha fazla uzatmayalım. Evet Damlacığım, önce kısaca sebeplerini duyalım. Ardından puanını görelim. Öncelikle aslanım, yatak odasını gördüm. Yatak odası benim zevkime hitap etmediğini söyledim. Biraz karışık bulduğumu söyledim. Uyum var mıydı kendi içerisinde? Uyum vardı. Bazı yerlerde yoktu ama. Bohça, çeyize gelmek istiyorum. Çeyizini az buldum. Sunumuna gelmek istiyorum. Sunumu gayet güzel duruyordu. Hani çok çeşitli yapmıştı. Herkesin yapanların ellerine, emeğine sağlık diyorum tekrardan buradan. Mutfağa geldim. Mutfağı da karışık bulduğumu söyledim. Perdeler, masa, tezgahın üstündeki renkler birazcık karışıktı. Oturma odasına genel bir yorum yaptım. Genel dışarıdan bakıldığında güzel duruyor. Fakat içinde ince detaylara girdiğimizde beğenmediğim çok nokta var demiştim. Yani yorumuma göre kimseye kırıcı bir şekilde hani konuşmak istemediğim için ona göre puanımı kullandım. Peki. Diyeceklerim bu kadar. Puanını görelim canım. Benim sana puanım... Üç puan.
Aslanım, şoktayım şu an. Öncelikle kimsenin evi kimseye göre üçlük bir puan değil. Benim zevkim olmadığını sana başta da söyledim. Hatta burada herkesin içinde de söyledim. Hani benlik değil dedim. Her şey normaldi benim için. Fakat zevklerim uymadı. Hani burada da gerçekten... Zaten senin zevkine göre ben ev kuramam ki. İşte içtenliğimle söylüyorum. Benim kurduğum evin düzenine göre, yorum yaptım. Yatak odan çok karışıktı. Perden karışık olsun ya da ne bileyim. Çok gri ve yerdeki halıdan bahsettim. Hani bunları uyduramadım. Çok çiğ beyaz kaldığını söyledim. Yerdeki halından sen de kullanıyorsun. Evet ama ben yatak odamın gardırobunun rengine göre bir halı kullanıyorum. Ben gri kullanamam oraya yani. Sen orayı bembeyaz kullanmıştın ve bu çok çiğ kaldığını söyledim sana. Kesinlikle çiğ kaldığını mutfağa düşünüyorum. Geliyorum. Mutfaktaki perde mor. Tamam, moru seviyor olabilirsin fakat burada sevgi değil. Hani uyum arıyoruz dediğin gibi. Ben ahşap bir mutfak dolabıyla ya da tezgahın arka tarafıyla moru uyduramadım. Ahşap bir masanın üstüne de mor bir senin uzun şey... Senin yorumlayacağımız yani, bir masan bile yoktu. Sen benim masama en son laf edecekmişsin işte herkes, şu an. Bak yavrum, ben sana masadan bahsetmiyorum. Yavrum, ben sana demezsek. Mutfak masamdan bahsediyorum. Sunumluğun güzeldi. Yaptığın yemekler beni çok alakadar etmiyor. Çünkü istersen yüz tane çeşit etmiyor? Yapabilirsin. Aslanım, bunlar alakadar etmesi gerekmiyor. Hayır, ben senin yemeğini yorumlayamam. Ben yemek programında değilim çünkü ben masa sunumundan bahsedeceğim. Ama formatın içinde bu da var ya. Masadaki tabii ki o lezzetlerin, o sunumlukların içindeki duruşu da. Duruşu tabii ki ama ben çeşitli veya farklı düşünüyorum şu an. Yani çok bilmiyorum, ben de dün aynı şeyi. Onun masasına o tarzda yorumlar bana yaptık. Bana göre çok güzeldi. İşte farklı göz, farklı bakış açısı. Ben sana tüm doğallığımla söylüyorum. Mutfak masanındaydım en son. Oradaki mor örtüyü perdenle kombinlemişsin fakat ahşapla alakası yoktu. Hepsini bir diktirdim. Tamam, zaten. İşte alakası değil, yok. Zaten hepsi takım halinde. Tamam, kombin alakası demek olmadığını bir şeyleri söylüyorum. Uydurmak demek. Senin yorumun çok tezat. Ama senin de öyle. Hani şey, hayır, yani herkesin öyle. Burada hayır, herkesin yorumu birbirine. Sen mesela yanlış yorum yapıyorsun. Yanlış değil. Onu uydurmaya takım çalışmışsın. Takım olan bir şey kombin diyorsun. Ben de oturma kombin grubumu takım uydurmaya aldım. Ne yapabilirim ben ayaklarını değiştiremedikten sonra ya da mutfağımın tezgahının üstündeki sen siyah yine kahve. Hayır, ondan geçti. Bahsetmiyorum. Uyumdan bahsediyorum ve ben morla ben ahşap rengini uyduramadım. Ben sana buna rağmen 3 verdim. Ben de sana buna rağmen 3 veriyorum ki gözüme takılan çok detay var. Bunu da sana tekrardan belirtiyorum. Ben buraya yemek çeşidini görmeye gelmedim. Bohçan çok azdı. Benim dolu dolu bir bohçam vardı. Aslında bu şey kısası çeyiz oldu. Evet. Kısasa kısası olmadı, hayır. Kesinlikle tamamen içtenliğimle kullandığımı söylüyorum. Uyduramadığım çok şey oldu ve ben senin yatak odanda da yorum yaptım, mutfağında da yorum yaptım. Yok, biz buna şey diyoruz işte, günü geçen böyle oluyor. Günü geçen diye bir şey yok. Ben de evimin mesela üçlük bir puanı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi evim. Senin istediğim şekilde. Onlar iki verdi yalnız. Ya beni bu ilgilendirmiyor. Onlar bana iki verdi. Ben onların gününde onlara da belki daha hayır, değişik bir yorum yapacağım. Hayır, ben sana onlara vermiyorum. Hani yine yükseği biz kullandık diyorum. Yani benim evim zaten yüksek bir ev. Ben de sana bundan bahsediyorum. Çünkü benim odam spor, senin odan çok klas. Onlar tamam, daha uzatmayalım aynı şeyler. Şu an bu sabaha kadar aynen biz bunu konuşuruz. Bahaneler, bahaneler, bahaneler. Değil, devam hayır ederim, abla, rica abla ederim hanımlar. Bence sen kendinle oynama. Evet, lütfen seninle devam edelim Elif. Beğendiklerimi ve beğenmediklerimi, gözüme hoş gelmeyenleri söyledim. Ona göre bir puan verdim. Puanımı gösterdikten sonra detaylı açıklamayı arkadaşıma yaparım. Peki, puanını görelim Elif'ciğim. Benim sana puanım 4 puan. Ah. Aslanım, şok oldum şu an. Yani ters köşe oldum. Ters köşe değil yani, şaşırmana gerek yok çünkü güzele güzel, kötüye kötü. Yani bu zevke, hı-hı, şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Yani güzel bir şeye asla kötü puan vereceğimi de düşünmüyorum. Genel olarak evine baktığımda artı sunumu güzel bir gündü. Yani göze gerçekten hitap eden bir evi var. Hı-hı. Bu puanı hak ettiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Evet. Aslanım, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok ters köşe oldum gerçekten. Düşük bekliyordum. Teşekkür ederim hakkımı rica verdiğin ederim için. Hatta en düşük beklediğin galiba. Evet aslanım, o yüzden elifti işte çok şaşırdım. Hı-hı. Gerçekten hakkımı verdiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şevval, seninle devam edelim canım. Bütün yorumlarımı yaptım. Kendimce haklı buldum. Sence belki yanlıştı, belki doğruydu. Ben kendi fikirlerimi doğru lanse ettiğimi düşünüyorum. Hakkaniyetli puan kullandığımı düşünüyorum.
artılar oldu, eksiler oldu. Verdiğim puanlarla karşılaştırdım. Kimisi daha yüksek bastı, kimisi daha alçak bastı. Ona göre bir değerlendirme yapıp puanımı kullandım. Puanını görelim canım. Benim sana puanım 3 puan. Şemal beni şaşırtmadı aslanım. Sinsi olan gerçekten oymuş, onu anladım. Ay. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi arada bir şey kaldım. Söyleyeceğim. Hoş değil bak. 3 puan diye. Sen dönüyorsun, sinsi olan sensin. O aslanım, sana dün ama sinsi dün dedi. Bak, dün bana dedi. Bana dün dedi. Dün dedi ve gerçekten hiç hoşuma gitmedi ve ben şey valeye yakıştıramadım sinsi demesini. Dönüyorum bugün sana herkes misafir. Bu sefer sen sinsi olan sensin diyorsun. Yani bence bunlar bir güzel şeyler değil ya. Yapmayın ya. O zaman bu da misafirperversizliğe giriyor. Ben hiç kimseye sinsi demedim. Değil, şu an puanlamadayız. Misafirperver şu an yarışmadayız. Artık misafirperverlik elbette ki bitti ama değil. Gerek var mı? Yok. Şimdi bunları birbirinize sen dün sinsi, bugün sen sinsi, o gün yarın sen başka bir şey söyle. Birbirinize hakaret edin. Oh! Ne ala? Haklısınız aslında. Memleket. Aynen aslanım, doğru söylüyorsun. Biraz, böyle hiç yorum yapmadan bana denilince tamam insan düşünüyor. Lütfen devam edelim. Esra'cığım senin puanın kaldı. Sen direkt açar mısın canım? Kim mi? Lütfen. Benim sana puanım 4 puan. Aslanım zaten yüksek puan beklediğimi söylemiştim Esra'dan. Hı-hı. Çünkü evimi beğenmişti. Ufak tefek detayları beğenmediğini dile getirmişti. Yani her evde tabii ki de ufak tefek detayları beğenmeyebiliriz. Bazen tabii daha çok beğenmiyor olabiliriz ama bir puan onlardan evet kırılabilir. Bu yüzden Esra'ya teşekkür ederim. Bir puan nereden kırdın? Bir puan nereden kırdım? O saati beğenmedim dediğim gibi. Bir de yatak odanı çok beğendim. Perdeni beğenmediğimi söylemiştim. Yani giyim odasından bahsetmeyecek misin? Mutfağında da perdeler gözüme battı. Benim başka gözüme batan bir şey yoktu. Tamamen beğendiğim bir yer. Yani bu kadar şey sayıp bir puan mı kırıyor evet, Esra arkadaşlar? Evet. Çünkü benim de bir iki şey sahibim. Benim de sadece kadar ve yani en beğendiğim iki puan yedim ben. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Benim sadece kan makinime takıldı, albümüme takıldı. Yorumuna göre bir puanlardan. Benim bitirmemi bir bekler misin? Evet, devam et. Senin misafirperverliğini beğenmedin. Ben de sen de bunu söylüyorsun bak. Ben bir kere misafirperverdim. Benim lafımı bitirmemi bekleyecek misin? Ama bunu bir kez daha kullanmanı istemiyorum. Bekleyecek misin? Biraz saygılı. Ama ben sana zaten saygılı cevap veriyorum. Sen benim lafımı bitirmemi beklemiyorsun. Tamam. Bekle ben şu an yorumlayayım. Ben de hani şunu beğenmedim, bunu beğenmedim dediğimde teşekkür ederim deyip beni hani hep güler yüzle zaten cevap verdi. Ben bunu ben de söylüyorum. Ben de güldüm. Benim tamam, gülmem alay olarak dalgalandı. Verdin. Ben de bunu anlamıyorum. Gayet Damlacığım güldüm. Damlacığım şöyle bana beğenmediğini yani dile getirdiğinde güldüm. Sizin algınızda bir problem var demedim ben. Bir kere ben en azından kendi evimde karşı arkadaşıma sinsi demiyorum. Bu şu bir. An yorumlarda ama bu. Ama ikincisi sen söylemedin. Hiç önemli değil. Sinsi deniliyor. Ben sana hiçbir algın ne? Gözünü seveyim. Şunun rengini tartıştığımız için benden resmen 2-3 puan kırdınız. Bu şey oluyor. Çevir kazı yanmasın. Hiç öyle bir şey olmadı. Zaten söyleyen sen değildin, Şevval de onu. Tamam işte söyleyen. Ben de bundan burada da onlar birbiriyle tartıştı. Bu beni ilgilendirmiyor değil mi? Onlar ikisi arasında sinsi dediler. Sonuç olarak ben size misafirperverlik olarak her şeyi dört dörtlük yaptığımı düşünüyorum. Bu beğenmediğin puanları sınıflandırırsan o bir puan da... Aynen ben sadece şu şekilde bir şey yaptım. İki eve göre benim en beğendiğim ev bu evde. Hala söylüyorum eğer mesela yarın benim günümden sonra cuma günü eğer senin evini bu evden yüksek görürsem evet sana da bu puanı veririm. Kendi evim geçti diye hani kalkıp düşük puan verdim. Bunlar 5 puan var, 5 puan da verebilirsin. Evet düşük puan vermem. Düşünmüyorum o kadar şey yani saydım. Yani kimseye de 2 puan vermedi. Hayır adaletsiz olan şu o kadar şey sayıyorsun bir puan kırıyorsun. Bak ben de sana diyorum anlatamıyor ki muyum? Benim
Hiçbir şey yani sadece hayır, sunum masam bak, konuşuldu ben, ya. Bak ben onun sunum masasını hiçbir şey söylemedim. Sadece bu çok beğendiğimi söyledim. Bak sadece bu konuşuldu. Bardaklarını da çok beğendiğimi söyledim. Çok saçma. Hatta benden ikişer, üçer puan kırmanızı ben hiç adaletsiz bulmuyorum. Bak, ben yani yok. Lütfen adaletsiz davranalım. Hayır, kırdın. İki veya üç diyorum zaten. Ama işte ben zaten senin yani. Evine hani o kadar... Ben mesela dün senin evinde 3 puan verdim diye sinsi oldum, kendi günümü oynuyor oldum. Eğer kendi günümü oynuyor olsaydım bugün bu puanı vermezdim, yarın benim günüm. Tamam işte sen de karşılığını bekliyorsun. Hayır bana sen ama sen de o da sana 3 verdi, sen ona 2 verdin. Elif ona 2 verdi. Bir dakika canım. Bak ama ben sana en başta Elif ona 2 verdin. Hiçbir şey anlamadım. Bir an tek tek konuşun da bari anlaşılsın. Evlerimiz evet. Elif ona 2 verdi dedi ama bence dünkü ev ile bugünkü ev arasında 2 puanlık bir fark var. Asıl bence var. Tek puanlık bir fark yok. Yani Şevval 3 vermişti sanırım. Hı hı. O dünkü ev ile bugünkü ev arasında tek puanlık bir fark yok. Ben 2 verdim evet ve bence 2 puanlık bir fark var. Bence söylediklerim yok. De ufak tefek yani var. Geneline baktığında eve güzel bir yatırım yapılmış, göze hoş gelen şeyler var. Dünkü evin konsepti ile bugünkü evin konsepti ve tarzı birbirinin son derece sıkıntı. Senin evin spor, son derece spor, evet. Tıpkı senin evet. Evin gibi. Ve iki senin verdi. De luxury. Yani anlatabiliyor muyum? Tarzlarınız birbirinden yani. Son derece aynen. Zıt. Buna göre ben adalet istiyorum sadece. Ben adaletli olduğumu düşünüyorum. Herkese... Kesinlikle değilsin. Ben çok adaletliyim. Çünkü bunlar zaten ilk girişte oturduğum zaman bu benim tarzım değil. Evimden de belli şey oluyor zaten. Bakın, ama tarzınız birbirinizin aynısı. Evet, benim dinler misin? Ben size ne diyorum? Senin tarzın olmayabilir evet. Ama bu tarzda bir yorum. Ama bir bak, sürü var çiçekleri alakasız aşkım, buldum. Onu yani uzaktan evet ama yakından değil. Ya ben aslında. Bunu hep söyleyeceğim. Zaten ama misafir olarak yani benim evime misafir geliyorsa. O şey diyor. Aşkım sen direkt buraya ayağımdan puan kırdınız. Ayağımdan peçetem kırmızı diye puan kırıldı benden. Uzaktan ama herkesten de olumluydu. Peçetede herkesten kırmızıdan puan kırılmadı hayır, yalnız. Bak benimki de olumluydu. O yılbaşı konseptinde vardı ondan hayır, kırılmadı. Hayır Elif arkadaşım bunun açıklamasını yaptı. Esra'cığım devam kırıldı yani. Ya benim kafam şişti. Vallahi dön dolaş aynı. Evet. Size bir daha şunu söyleyeceğim. Ve ben puanımı kullanacağım. Diyorum ki herkes her evi beğenmez değil mi? Benim tarzım işte luxury'dir. Benimki klasiktir. Seninki spordur. Kiminki avantgardtır. Ama bu tarzlarda uyum var mıdır? Ya bunu her seferinde söylemek zorundayım. Anlamıyoruz çünkü. Ben uyum var mı? Yani. Bu evde bir uyum var mı? Bunun tarzı bu. Sen sevmeyebilirsin. Tabii ki aslında. Sen bu evi seviyor musun değil. Bu evde uyum var mı? Senin evinde, Akeza, Elif'in evinde şey. Uyum var mı? Yani herkes her şeyi tabii ki beğenmeyecek. Tabii. Ama biz uyum arıyoruz ya, olmuş mu? Doğru söylüyorsunuz Aslanım. Ama benim, yani... ben bunu beğenmedim. Benim tarzım değil. Onlar değil, senin işte tarzın spor zaten. Bahsediyorum. Mesela. Ben de. Sen de onun evini ya spor bir ev ama orada bir uyum yakalamış mı Elif? Orada bir uyum yakalamış mı Damla? Yeter. 14 puan aldın toplamda. Ben şimdi senin için puanımı kullanacağım. Biraz da bir kendime gelip puan kullanacağım. Tamam Aslanım. Evet. Esra gelin bizi gayet güzel karşıladı. Gelinlere kabak tatlısı ikram etti. Ben Sakaryalıyım. Sakarya'nın kabak tatlısı meşhurdur. Ben de gelinleri böyle karşılamak istedim dedi. Gelinlerin de hemen hemen hepsi bir tek diğer Esra kabak tatlısını yedi. Ama diğerleri sevmediğini söyledi. Evet bence de bir risk almıştı. Sonrasında sunumunda salep gördük ve ben çok sevdiğim gerçekten güzel bir kış içeceği. Salonda gelecek olursak salonda ne gümüş ne de altın kullanmıştı. Rose gold kullanmış ve aksesuarlarını da titizlikle seçmiş. Elinden geldiğince uydurmaya çalışmıştı. Ben salonunda güzel parçalar olduğunu düşünüyorum. Halısını da kanepelerini de gayet uyumlu buldum. Her gün ilişki testi yapıyoruz. İlk gün, ikinci gün ne yazık ki altın veremedik ama bugün altını sen kazandın. Vallahi maşallah. Çok da iyi kazandınız. Eşinle seni tebrik ediyorum ve bebeğinizle birlikte size yuvanızda mutluluklar diliyorum.
Bugün ev sahibi sendin. Her şey için sana çok teşekkür ediyorum. Rica bebeğine ederim, bir hazırlık bebeğim. Yapmıştın. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelinlerimiz de bugün çok renklilerdi. Bazen beni delirttiler, bazen üzdüler. Ama ben hepinizi seviyorum. Biz de sizi ama seviyoruz. Hep diyorum ki ne olursunuz, hangi platformda olursak olalım, birbirimizi dinleyerek konuşalım. Dinlemezsek bizim bitkilerden hani hep böyle ne farkımız kalır? Anlatabildim mi? Evet. Değil mi? Dinleyeceğiz birbirimizi. O zaman çok daha keyifli olur her şey. Evet, yarın neredeyiz? Çekmeköy, bendeyiz. Sinop'la Esra'dayız. Evet. İstanbul Çekmeköy'deyiz. Evet. Bakalım bizi yarın neler bekliyor? Aslanım bayağı sürprizler bekliyor. Say mı ya? Evet. Allah. Evet. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında biz burada olacağız. Lütfen siz de ekranlarınızın başında bizimle birlikte olun. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Vur davulcu davula. Tanesi 1 gram altın fiyatına bu fincanları. Tepsim kırık. En azından onu kendine alsaydın. Hmm. Zigon sehpa yok galiba. Damla çok dolmuş. Dürüst olmam mı zoruna ben gidiyor? Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Olumlu bir şey asla onaylamıyorum. Peki şu anda nerede gördün? Ben aynen buna katılıyorum. Evet. Senin yüzünü güldürecek bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Esra! Banyo paspasına dönmüş. Hani şey şekil olarak da biraz benziyor. Çok günlük kalmış. Sanki masada hiçbir şey beğenmediniz. İstemede şöyle bir olay oldu. Ne oldu? Eşimden önce babamı istediler. Ne? Beyaz kıyafetli olan kim düğünde? Görümcem. Karşımda görüyorum ve benim moral düşüyor. En sevdiği çorba ne? İşkembe sever ama onu ben yapmıyorum diyor. Artık ondan tiksindi. Nasıl olur gelin evi döşemesi temizliği? Gelini gelin.